Evet. Sevgili dostlar, fonsuz, patronsuz ve de korkusuz radikal tahammülsüz yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bu sabah benim davam vardı ancak biraz rahatsızlığım olduğu için dün geceden hastaneden bir rapor aldım ve davaya gönderdik. Herhalde ikinci şeyde ikinci duruşmada orada olacağız ve meseleyi o zaman halledeceğiz. Alev Coşkun'un açtığı davaydı bu. Davalardan başımızı kaldırırsak da hayatımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bugünkü yayınımızda Görkem yok. Bugünkü yayınımızda Ali var. Ali yabancınız değil. Ali yabancımız değil. Ali'ye teşekkür ediyorum bugün burada olduğu için ve bizimle birlikte bu yayında beraber olduğumuz için. Yine fonsuz, patronsuz ve de korkusuz ve mutlaka radikal tahammülsüz olan bu yayınımızda size Türkiye'nin en çok konuşulan adamını burada soru cevap şeklinde ağırlayacağız ve kendisine aklınızdan geçen bütün soruları soracağız. Ali ile de tartıştık biz bu meseleyi. Hakikaten Gökhan Zan'ın böyle bir işin içinde olup olmadığını bulmak için bugün konuşacağız. Dün de ben Erkan Baş'la konuştum. Yavaş yavaş sizlerin gelmenizi bekliyoruz. Özellikle radikal tahammülsüz ekranına gelen desteğin bugünlerde itici güç olduğunu ve izleyicilerimizin katılımının ne kadar önemli olduğunu tekrar anımsatmam gereken bir dönemdeyiz. Ve işte bakıyorum dostlarımız geliyor. Merak ediyorum mesela kaç gündür Güneş nerede? Nuru dün gördüm ama öte taraftan Lale Kılıçel nerelerde? Emre Boyer'in nerelerde? Abdi nerelerde? Bizim Zübeydeler nerelerde? Cafiye, Kamber, Erol geldi. Çok güzel. Yavaş yavaş ekip toplanıyor. Dostlarımız nerelerde? Hepsine bakıyoruz gelenlere. Çünkü bugün önemli bir söyleşi gerçekleşecek. Birazdan dün Erkan'la yaptığım görüşmeyi de detaylı anlatacağım. Gökhan'a ait olduğu söylenen ses kaydını ortaya koyacağız. Dün Alev Togay'ın yaptığı değerlendirmeye de bakacağız. Aynı zamanda Ayşen'e teşekkür ediyorum yeni kitapla ilgili temennisi için. Diğer tüm kitaplarınızı okuduğum için de bekliyordum heyecanla. Okuru bol olsun demiş. Ayşen, ben de seni akşam baba sahnedeki an vokalle birlikte yapacağımız özel gösteriye konuk olarak davet ediyorum. Şeyden kitaptan ilk söz eden olduğu için bu akşam baba sahnede an vokal grubu ve ben özel bir gösteri yapacağız Perşembe ve Cuma'dan önce. Yolu düşenler olursa sevinirim. An vokal grubu Türkiye'nin iyi gruplarından, iyi korolarından biri. Ben de orada olacağım. Necdet Bey gelmiş. Evet, Necdet Bey hatırlıyorum. Bahçeşehir Esenkent'ten rahmetli Şakir Zenginer'in arkadaşı demiş. Şakir abi benim kuzenim, annemin kuzeni aslında. Çok sevdiğimiz bir abimiz. Yani böyle palavradan değil, her gün beraber olduğumuz bir abimiz. Bana hiç ölmüş gibi gelmiyor. Çok üzgünüm tabii. Bu arada İpek geldi, Sibel geldi. Ali'nin olduğu gün belki de pek çok insan Ali'yi de burada ne haber, nasılsın, iyi misin türünde biraz da söyleyecek. Ben de Ali ile yayın yapmaktan bu kadar zaman sonra memnunum. Yola koyulduğumuzda biliyorsunuz Ali ile başlamıştık bu işlere. Daha sonra Ali ile de kanka olan Görkem devraldı. Ali bugün geldi. Yarın kim olur? Onu yani yarın derken bugün çarşambadan söz etmiyorum. Sonuçta genç arkadaşlar başka işler yapıyor falan ama Ali ve Görkem zaten kanka. Yabancı yok. Fırat da bizim takım kaptanı. Böyle devam ediyoruz. Evet, Türkiye'de çok ilginç meseleler oluyor. Bunlar Ayşeler de geliyor yavaş yavaş. Güzel. Ayşeleri de görüyoruz. Vallahi Ali, bizim kadro aynı. Değişen yok. Küçük Moskova'dan selamlar diyor Yaşar Kemal. Sağ olasın. Hoş geldin sen de. Ali, gördüğün gibi kadro aynı. Herkes aynı. Bu ekip aynı. Zaman zaman büyük sıçramalar oluyor. Zaman zaman geri dönüşler oluyor. Ama annen izliyor mu onu bilmiyorum. Bize küstü mü onu da bilmiyorum. Ama Ali çok zor bir serüvenden çıktı. Gerçekten Türkiye'de her şey tartışılabilir. Grev nedir? Sendika meselesi nedir? Direniş nedir? Vesaire. Halkımızın buna verdiği destek nedir? Bir gün belki de hepsini de konuşmamız gerekiyor. Güneş hoş geldin. Güneş'in de bizimle solunda
varlığı bizim de çok güzel. Emel Bey, Sesini Kaybeden Adam romanı yayını ne zaman olacak? Doğan Kitap'tan onu okumasını yaptım. Çok iddialı görünüyor. Arda Ön okumasını yaptığın için çok teşekkür ederim. Çok iddialı görünebilir çünkü yazını ölüyordum zaten. Onun hikayesi bu. Kitap çıktı ama dağıtımı bugün yapılıyor. Bugün ya da yarın yapılacak. Ve hafta sonu kitapçılarda olmaya başlayacak. Onu da hep beraber konuşuruz. Hasan diyor ki çok güzel bir çalışma odam var. Ali de biliyor ki burası çalışma odam değil, salon. Bizim ev küçücük. Yani tahmin ettiğinizden çok daha küçük. Dolayısıyla salondayız biz. Şu anda ben de kahve içiyorum. Recai de arkada. Yıldız da geldi. Yavaş yavaş toplanmamızı bekliyorum ki Gökhan'la olan meseleyi de size detaylı anlatayım. 10 geçe anlatacağım Gökhan meselesini. Sonra özel bir takım bilgileri yine paylaşacağız. Birkaç olay var. 10 geçe onları vereceğim. Arkadan Gökhan'ı alacağız. Soruları soracağız. Kimseye yargıçlık yapmayacağız. Bu arada üzerimdeki bu tişörtün bir özelliği var. Bu Antakya'da üretilmiş bir sanatçının tişörtü, özel sınırlı sayıda üretilmiş. O yüzden giydim. Onu da bugün Lekte'ye geldi. Yavaş yavaş Ali toplanıyor vallahi ekip. Sen gelince de bir heyecan oldu, bir coşku oldu. Herkes yeniden seni görmekten memnun, ondan da memnunum. Mustafa Dağatay'dan selam demiş. Evet, Antakya'dan selam. Abu Hayat, bizim sevgili Abu Hayat'ımız. Ali gördüğün gibi tayfa tamam. Leyla Çelik Ankara'dan, sevgili Leyla, o da geldi. Deniz de geldi. Tabii söyleşi de önemli olunca geliyorlar. Bu arada Facebook'taki dostlarımıza da merhaba. Ayşeler tam kadro burada. Zübeyde'lere bakıyoruz. Cafiye, Kamber, Emre, yurtdışı tayfası nerelerdesiniz? Fadime de geldi. Güzel, yavaş yavaş toplanmaya başladık. 1,5 dakika içerisinde başlayacağız. Şöyle bir dosta bakıp çıkacaktım. Herkese selam. Günaydın Radikaller. Ali'ye de selam demiş. Gülşen'in biraz sağlık problemleri vardı. O konuda da bilgi alacağız. Umarım büyük bir sorun olmaz. Sonunda Pınar da geldi. Evet Pınar. Ben bu konuya girmek istemiyordum ama girmemiz gerekiyor. Günaydın herkeslere. Şu Kızıl Gonca ve Kızılcık Şerbeti'ne girelim diyor. Siyasal İslamcı diziler olduğu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Tülün de geldi. Beyhan yoldaymış. Hangi yolda? Göreceğiz biraz sonra. Bakü'den arıyor Varis bizi. Evet, bir dakika sonra yavaş yavaş başlayacağız. Evet, Zeynep Badem Görkem hiç yorumunu yayınlamadı demiş Zeynep. Zeynep'ciğim hoş geldin. Ali sana hemen torpil yaptı, gördü. Bir de Ali, Tunca Öz'ü bulursan ona da seviyorum. Enver ve Ali ayrılmasın. Enver kadar Ali de bizim canımız. Enver ve Ali ayrılmaz. Enver, Ali, Görkem hepimiz aynı tayfayız. Günaydın Tony'ye de. Görkem'le Ali'nin de kanka olduğunu düşünürseniz buradaki ekipte hiçbir zaman yabancı yok. Aile hoş geldin. Ailenin de gelmesiyle birlikte kambersiz düğün olmaz esprisini yapacağım ama onu yapmayayım çünkü Kamber zaten burada. Çok şaşkınım. Gökhan Zan'ın suçsuz olduğunu inanmak istiyorum. Her güvendiğimiz daha kar yağmasa diyor Nur Hanım. Ben açıkçası suçlu olduğu konusunda emin değilim. Dolayısıyla biraz sonra konuşacağız. Evet Ali, yavaş yavaş istersen. Çünkü Gökhan'dan sonra da birkaç haberimiz var, onları konuşacağız. Cansu geldi. Çok kalamayacağım bak şimdi böyle söyleyince hiç olmadı ama kitap alınır Aysever demiş Cansu. Ali, Cansu'yu kafana yaz. CHP'de Beykoz ilçesinde dövüşçü aynı zamanda. Ve o da problemli söylenenlerden biri. Sevim, kitabını elinden almak isterim. Okurun bol olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Kitabı da elimizden alacaksınız hep birlikte. Siz önden okuyun. Kitabı da elimden alırsınız mutlaka. Evet. Başlayalım o zaman. Ben önce dün Erkan'la ne konuştuğumu söyleyeceğim. Sabri de geldi. Ali istersen sana alttan verebilirsin. Ben Erkan'la konuştuklarımı söyledim. Dün akşam saatlerinde Erkan'ı aradım. Erkan bana olayı detaylı bir şekilde anlattı. Erkan'a önce şunu sordum. Bu olaydan emin misiniz? Yani Gökhan'ın gerçekten bir yolsuzluk yaptığını, bir pazarlığa karıştığını, Gökhan'ın bu tür bir meselede sizi ve aslında toplumun güvenini sarsacak ve sizi utandıracak bir şey yapıp yapmadığı konusunda ne düşünüyorsun dedim. O da dedi ki ben dedi Gökhan bu işi yaptı ya da yapmadı diyecek bir konumda değilim. Bölgedeki arkadaşlar bu söz kaydından, ses kaydından söz ettiler. Ben dedi
bu ses kaydı olayıyla birlikte ortaya çıkacak tabloyu bölgedeki partilerimizin değerlendirmesini istedim dedi. Bölgedeki partilerimiz de değerlendirme sonucunda bunun doğru olup olmaması önemli değil ama böyle bir lekenin oluyor olması hem Gökhan'a hem bize zarar verir. O yüzden bu seçimde bunu ısrar edip bunun üzerinden bir tavır takınmamız doğru olmaz. O yüzden biz bundan vazgeçelim dedi Erkan ve ben dedi kendi payıma Gökhan'ı suçlayacak konumda da değilim dedi. Ancak biz tip olarak açık siyasetten yanayız. Açık siyasetin gereği de Gökhan'ın bu süreçteki bu meseleden dolayı bir sorun varsa ya da yoksa bile partinin böyle bir yerden anılmasından yana değilim dedi. Ama Gökhan'a bir suçlama getirmedi. Dolayısıyla Gökhan'a bir suçlama getirdiğini söylemek ya da Türkiye İşçi Partililerin böyle bir kanaatinin oluştuğunu söylemek en azından genel başkanları ağzından doğru değil. Gökhan da bizi dinliyor şu anda. Bir diğer mesele yine Gökhan'la ilgili olarak peki pişman mısın Gökhan'ı aday yaptığınız için dedim genel başkan olarak. Hayır pişman değilim dedi. Gökhan Zan da Volkan Demirel de Haluk Levent de o dönem bölge halkı için büyük emek vermiş insanlar. Siyasete bunları taşımak bizim için iyi ve doğrudur dedi. Peki dedim popülizmin tutsağı olduğunu düşünüyor musun hem partinin hem Gökhan'ın? O da dedi ki biz Gökhan'ın bizimle ideolojik olarak dünya görüşü olarak %100 aynı yerde olmasını beklemiyoruz. Çünkü Gökhan toplumcu bir eylem yapıyor, gerçekleştiriyor, bir mücadele veriyor. Ama Gökhan Zan'ın ideolojik ve siyasal süreci belki de daha yeni başlıyor dedi. Bundan dolayı onu suçlamak ya da %100 aynıyız demek doğru olmaz. Ama yerel olarak Gökhan'ın verdiği emeği yok sayamayız dedi. Lütfi Savaş'ın problemli bir isim ve bir figür olduğunu zaten bildiğini söyledi. Bunun da altını çizelim. İki mesele daha var Gökhan'dan bir 3-4 dakika daha isteyeceğiz. Bunlardan bir tanesi Gökhan Zan çekilmedi. Dolayısıyla Gökhan Zan çekilmediği ve şeyler basıldığı için, oy pusulaları basıldığı için çekilse bile fark etmiyor. Zaten Gökhan Zan oy pusulasında ve tip şeyinde, tipin adayı olarak görünüyor. Yani aslında tip desteğini çekerek, tip sadece biz artık aday göstermiyoruz diyerek kamuoyunu bilgilendirmiş oldu. Gökhan Zan, tekrar altını çiziyorum, Gökhan Zan bu seçimde tip adına yarışacak resmi olarak. Dolayısıyla geri çekilmemesinin de nedenini Gökhan'a biraz sonra sorarım ama kimse sanki pusuladan çıkmış gibi de düşünmesin. Orada öyle bir durum var. Gökhan'a geçeceğiz. Çeşitli isimler de var. Şimdi o ses kaydını yayınlayacağız. Bu ses kaydını yayınlamamızın nedeni bilmeyenler de olabilir. Ben dinledim. Daha sonra dün Alev'e yapılan ses kaydındaki Gökhan olmayan kişinin yani Turgay Kocakaya'nın yaptığı söyleşi de var. Onların hepsini Gökhan'a soracağım. Gökhan Zan'la ilgili şunu da söylemek isterim. Ben ilk günden beri Antakya'da verdiği büyük mücadeleye tanık oldum. Burada defalarca konuk oldu. Dolayısıyla Antakyalı bir ailenin çocuğu, Antakya'daki inanç grupları tarafından sevilen bir insan. Temennim Gökhan'ın bir an önce bu spekülatif durumdan kurtulması. Fakat maalesef başta deepfake olmak üzere kurguların, pusuların vesairende kurulduğu bir dönem ve daha da çok kurulacağı bir dönem. Kararı herkes, ben de kendi vicdanımda kendim vereceğim. Ama umarım Gökhan bu işten sorunsuz çıkar. Çünkü memleketimizde giderek siyasete girmekte zorlaşacak. Şimdi ses kaydı, ardından her şeyi Gökhan'a soracağız. Ve Gökhan burada bize hiç değilse gerçekten içtenlikle geçmişte yaptığımız gibi bu meseleleri yanıtlayarak en azından toplum vicdanını rahatlatacak. İşte Gökhan'ın konuştuğu iddia edilen ve karşısında Turgay Kocakaya'nın olduğu ses kaydı. Konuşuyorum. AK Parti İl Başkanlığındayım.
içeride şey var, Adem Yeşildağ, sonra AK Parti'nin şeyi, adayı Mehmet Öntürk. Konuştum ben. Yani bu gündüz konuştuğumuzu. Bir, çekilme asla olmayacak. Bir, ben dedim zaten biz garantiye aldık bunu. İki, 3 milyon veriyorlar. Abi, bir de kuzenim orada şeyi söyledi. Ya bir pozisyon falan dedi. Pozisyondan kasıt ne? Spor Bakanlığı mı? İşte belediye mi? Yoksa külliye mi? Bize sorsun, biz de genel merkeze bildirelim. Olumlu olumsuz size döneriz Turgay Bey dediler. Ya o kadar konuştuk ki sağ olsun çok iyi karşıladılar. Kahveler, sohbetler bayağı iyi karşıladılar yani. Ben bir iki hediye de getirdim. Ailede engelli var. Ailesini garantiye alması lazım. Hepsini söyledim. Onu o yüzden yükseltebilirim rakamı. 5'e çıkarabilirim yani. Aynen. Abi şöyle herhangi bir şey olur. Bu spor yorumculuğu olur TRT'de. Şeyi de söylediler. Hatay Spor'la ilgili de olabilir. Hatay Spor'u alırsak Hatay Spor'un orada sportif direktörü, anladın mı? CEO'su gibi, şey, başkanı gibi atıyorum. Bu tarz işte ne bileyim spor projelerinde olur. Tamam canım. Koruma meselesini de açtım ben. Onda da sıkıntı yok. Korumayı da valilikten ayarlayacaklar. Tamam. Ama şeyi de sormayı unuttum. Dolar mı, TL mi? Onu da şimdi öğrenirim. Dolardır tabii. Herhalde ne oldu? Sormak değil abi. Neyi soruyorsun sen? İyi misin ya? Ya 3 milyon TL değildir ya. Dolardır. Zaten 3 milyon TL diye bir para mı kaldı? Çocuk. Tuvaletten ses. Evet, Gökhan Zan'ı alalım. Ama Gökhan Zan'ı almadan önce şu Erk Acerer'in tweetini de gösterelim. Belki de Gökhan'ın haklılığını destekleyebilir bu. Erk Acerer diyor ki, bir öncekini verir misin ötekini? Ötekini. Eski tweetini. Önemli. Erk çünkü önemli bir gazeteci. Olay şudur diyor. CHP Belediye Başkan Adayı Lütfi Savaş bundan 3 gün önce, bu 9'unda olan bir tweet, 9 Mart'ta, bazı aracılarla bir haber yaptırmak istediğini söyledi. Editoryal bir haber olduğunu, yani bir bedeli olduğunu söyledi. Elbette cevabım red oldu, net oldu. Sen kimsin? Elimde diğer adaylara ilişkin ses kaydı varmış. Dedim ki neden kendi yayınlamıyor? Akşam işte sıra hakkında çok haber yaptığım için kendini temize çekecek. Bugün beni Hatay'dan bazı arkadaşlar arayıp bilgi soruyor. Devrimciler belge tutmaz. Aşağılık adamlara bak hele. Herkesi kendileri gibi sanıyor. O yüzden dedim ki bu ülke bitmiş. Bunu ayın 9'unda sanıyorum Erk yayınlıyor. Dün de galiba yine bir tweet'i daha var. Onu da gösterelim. Bana böyle bir talep geldiğinde hem bunu aracılık edenlere hem de bu işin odağına büyük tepki gösterdim. Bu tepkiyi sosyal medyada da paylaştım. Yaklaşık 10 gün önce bu kadar kirliliğin içinde iddia edilen kayıtları dinlemek ya da görmek istemediğimi de beyan ettim. Gelinen nokta birkaç açıdan hiç parlak değil. Maalesef pek çok kişi memleketi düze çıkarmak değil, memleket üzerinden rant ve güç devşirme peşine düşmüş. Siyasetin acılı Hatay halkına çok büyük bir özür borcu var. İşte 10 gün önce anlattıklarım demiş. Bunu da koyalım. Dolayısıyla bu ses kaydından neredeyse herkesin haberi olduğu da ortaya çıkıyor. Şimdi Gökhan topluma karşı borcunu bir kere de bizim kanalımızla ödeyecek ve biz de değerlendirmeleri yapacağız. Gökhan Zan'ı alalım lütfen. Gökhan merhaba, geçmiş olsun. Umarım bu olay seni tam tersi, biraz daha kamerayı. Evet, umarım bu olay seni çok yaralamaz ve buradan sağlıklı bir şekilde ayrılırsın. Önce şunu söyleyeyim, Erkan Baş'ın sana yönelik tek bir kötü cümlesi olmadı, bu bir. İkincisi de Erk Acerer'in de söyledikleri aslında biraz da seni destekliyor. Olayın bugüne gelmesi, İşçi Partisi'nin seni çekmiş olması, arkanda duramamış olması. Bize bunları bir kere bir kısaca anlatır mısın? Bu süreç, bir de tabii senin adaylıktaki şimdiki ısrarın ne anlama geliyor? Gökhan, duyuyor musun beni? Gökhan duymuyor. Ben cümleleri boşa kurmuş oldum. Elimdeki bilgileri o zaman anlatmaya devam edeyim.
Adem Yeşildağ diye biri var aracılık meselesinde. Hatay adayı var yine bu süreçte adı geçen kimseler. Bunların tamamına baktığımız zaman ortada iki seçenek var. Bu bir komplo mu, bu bir şey mi, yoksa gerçek görüşme mi? Şimdi gerçek görüşme olarak düşündüğümüz takdirde Gökhan'la ilgili sadece bir iktisadi sorun ortaya çıkmış olmuyor. Bir çıkar ilişkisi meselesi ortaya çıkmış olmuyor. Acılı bir halkın üzerinden bir prim yapma sorunu ortaya çıkmış oluyor. Bu tabii kabul edilebilir bir şey değil. Orada Antakya halkı sancı içerisinde ve eğer buna herhangi bir biçimde insanlar zaten çok çaresiz devlet tarafından da yalnız bırakılmış bir vaziyette buna insanlar tırnak içinde söylüyorum maruz kalmış oluyor ve bunun da gerçekten Türkiye'de siyasete, insana yönelik bütün değerlerin tamamen ayaklar altına alındığı anlamı çıkıyor. Bunun da tekrar altını çizmek isterim. Gökhan merhaba. Merhabalar, merhabalar Enver abi. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Umarım bu süreç senin istediğin gibi sonlanır. Şimdi Gökhan önce şunu söyleyeyim. Dün ben Erkan'la Erkan Baş'la konuştum. Erkan dememin nedeni saygısızlık değil. Bizim mahallenin burada oturuyor olması, tanıdığım bir insan olması. Kesinlikle senin aleyhinde tek bir cümle etmedi. Türkiye İşçi Partisi Gökhan Zan aleyhinde bir cümle kurmaz dedi. Çünkü Gökhan Zan'ın böyle bir şey yaptığı gibi bir kanaatimiz yok. Biz bu söylenti ortaya çıktıktan sonra partimizin herhangi bir şekilde bu tür söylentilerin içinde olmasını istemediğimiz için şey yaptık dedi, vazgeçtik dedi bu adaylıktan. Ama zaten pusulalar basıldığı için Gökhan fiili olarak yarışmanın içinde olacak dedi. Ayrıca şunu da ekledi. Bu meselede dedi Gökhan'la pişman mısın dedim Gökhan'ı aday yaptığı için parti. Hayır değilim dedi. Gökhan Hatay depreminde toplum önünde büyük rol oynamış, büyük emek vermiş bir kimse dedi. İdeolojik olarak Gökhan'ın siyasi hayatı yeni başlıyor. Ben ne kadar futbol hayatının perde arkasını o kadar bilebilirsem Gökhan da bu anlamda buraları bu dünyayı yeni tanıyor siyasal dünyayı. Farklı düşüncelerimiz olabilir ama bütün bunlardan dolayı da hani bir pişmanlık duymuyorum dedi. Şeyin söyledikleri bunlar. Erkan'ın söyledikleri. Önce Türkiye İşçi Partisi ilişkin üzerinden konuşalım. Şok etkisi yaptı toplumda. Seninle nasıl bir süreç oldu? Yani önce sondan başlayacağız çünkü. Bu savcılığa gitme tarihin nedir? Türkiye İşçi Partisi'ni bilgilendirme tarihin ne zamandır? En önemlisi tabii. Bir şey daha soracağım. Lütfen. Bir şey daha soracağım. Türkiye İşçi Partisi'nde muhatapların kimler oldu? Buyur Gökhan. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkan'a da söylemlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ancak benimle ilgili hazırlanan metinle alakalı sanırım haberdar değil o zaman. O yazılan metin maalesef beni daha fazla itham altında bırakan bir metindi. Ben bunu beklemezdim. Sonuçta bir savcılık var, bir yargı var, bir hukuk var ve bir adalet var. Ve bu adalet yürüyüşümü, hakkımı ve hukukumu tek başıma savunuyorum. Halkımla birlikte savunuyorum. İlk önce onu söyleyeyim ben kendilerine. Ancak söylemlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Benim Sayın Erkan Baş'ta hiçbir sıkıntım hiç olmadı. Şeref duydum, onur duydum. Değerli bir büyüğüm, bir abim, çok sevdiğim de bir insan. Onu ayrı tutayım bir kere. Ancak bu süreç içerisinde Enver Bey şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben haftalardır anlattım. Bana bir kumpas kuruluyor. Bana bir kurgu kuruluyor. Bunun karşılığında benden para isteniyor. Çekilmem isteniyor. Ben bunu 2 haftadır, 3 haftadır bas bas bağırıyorum ve söylüyorum. Ve benimle ilgili atılan bir tweette, bir paylaşımda, bir mesajlaşmada ben hemen gittim savcılığa şikayet ettim. Bu ilk şikayetimdi. Tek başıma hangi tweet o? Hangi tweet ve hangi tarih? Bu Turgay Kocakaya denen kişi bana mesaj atmıştı. Kendisi de onu paylaşmıştı WhatsApp'ında. Ben de hemen savcılığa gidip suç mahiyetinde bulundum. Ve savcılığa gittim İskenderun'da.
Ve daha sonra ben bunu partime anlattım. Ahmet Şık, İlke Hanım, avukatımız Zeki Avcı, hepsiyle de konuştum, görüştüm. Bakın dedim, çekilmem için bana çok büyük baskılar var, tehditler var. Dikkat ederseniz ben bir ay önce de söylemiştim. Farklı kanallardan da tehditler geldi. Tehdit ediliyorum, boyun eğmeyeceğim. Bana söylenen şu oldu: bunlar siyaset içerisinde var, bel altı vurmaya başlayacaklar. Seçim yaklaştıkça daha da kirleşecekler. Bel altı daha da fazla vuracaklar. Hiç endişe etme, hiç telaş etme. Bunlar siyasette maalesef var. Siyasete hoş geldin dediler. Hiç asla buna da boyun eğmeyelim. Bizim partideki arkadaşlarımız. Yani üst düzeyde bizim tanıdıklarımız mı, yerel arkadaşlar? Vekil, parti kurucuları, onlarla konuşuyoruz. Süreci onlarla devam ettiriyoruz sonuçta. Ve bu son 2-3 haftada olan yazışmaları da bakın. Turgay Kocakaya, amcası oğlu Minhal Kocakaya. Minhal Kocakaya kimdir? Ben onu tüm savcılıktan, tüm gazetecilerimizden, tüm basın medya kuruluşlarından istirham ediyorum. Bir Hataylı olarak, bir vatandaş olarak, bir yurttaş olarak Minhal Kocakaya araştırılsın. Minhal Kocakaya kimdir? Savcılıkta kaç tane dosyası var? Hangi dosyalardan ifadeler vermiştir, ceza almıştır? Kumpaslardan mı? Kurgulardan mı? Dolandırıcılıklardan mı? Montajlardan mı? Bakın, burada size söylüyorum. Açık kapı bırakıyorum. Lütfen bunlar araştırılsın. Ben Gökhan, bunu avukatından da efendim. Gökhan, bir dakika, oraya geleceğiz. İyi bir soru o. Yalnız önce şunu bir öğrenmek istiyorum senden. Bu şeyi Turgay Kocakaya senin arkadaşın değil mi? Yeni tanıştığın birisi değil. Şöyle arkadaşım, onu da izah etmek isterim. Dün de İsmail Saymaz'ın programında da anlatmıştım. Evet, İsmail abi dedi ki, ya dedi, bu ses kaydı bende var, yayınlayacağım dedi. Bir mahsur var mı? Asla dedim, tabii ki yayınlayabilirsiniz dedim. Hani sonuçta bunun yayınlanması bile, Enver Bey onu söyleyeyim, itibar suikastıdır aslında. Ancak ben kendime güvendiğim için ve rahat olduğum için rahat bir şekilde yayınlayabilirsiniz dedim. Hiçbir sorun yok. Çünkü hem kendime güveniyorum bu konuda, hem de ses kaydını da, bakın burada bir parantez açmak istiyorum. Ses kaydını yayılması açısından mahkeme kararıyla asla gitmedim ve engel de koydurtmadım. Bunu da herkese söyleyeyim. Açık açık herkes dinleyebilir, herkes de izleyebilir. Hiçbir problem yok. Bu konuda alnımak başım dik. Çünkü ülkemizin, halkımızın bunu bilmeye hakkı var. Her şeyi şeffaf bir şekilde, çıplaklığıyla da bilmeye hakkı var. Neden böyle oldu? En başta ne oldu? Ve sonuca nasıl gidilecek? Sonuçta da çıkacak karara kadar. Çünkü en başı bilinmesi lazım ki sonucuna kadar da gidilebilsin. Ben bu konuda şeffafım. Yayın yasağı da adli makamlara da gitmedim. O yüzden İsmail abi de sordu, konuştuk, sohbet edecek. Ancak şöyle bir şey var, bakın. Kocakaya'nın arkadaşlığını ne olur bir ilişkiniz, yani insani ilişkin olabilir o düzeyi, bir de Minhal Kocakaya'nın kim olduğunu bize anlatır mısın? Biz bilmiyoruz. Sesin gitti. Bir dakika. Sesini kapattın. Ses gitti. Sesini kapattın. Gelmiyor. Onu bir söyler misin? Telefon çaldı muhtemelen. Telefon çalınca ses gidiyor. Bir daha gir. Telefonu keşke bir sessize alsa. Şimdi bu arada tabii İsmail ses kaydını yayınladı. Gazeteci olarak izin alarak yayınlamış. Hani ben açıkçası bu tür durumlarda yayınlamamayı tercih ediyorum. Sebebi de şu. Şimdi bu yaygınlaşıyor ve bir kanaat oluşuyor. Sonra bu kanaati, eğer bir insanın hakkında yargı kararı yoksa, bu kanaati düzeltmek için uğraş, Allah uğraş. Kişinin haklı çıkması halinde hiçbir şey ifade etmiyor. Çok zor, bıçak sırtı bir tablo. Ayrı zamanda aslında telefon konuşmasını yaymak da bir suç. Şu anlamda mahrem bir konuşma, özel hayatın gizliliği söz konusu. Bir de böyle bir mesele var. Evet, Gökhan, senden ricam,
Turgay Kocakaya ve Minhal Kocakaya kim? Seninle ilişkilerini. Evet, şimdi Turgay Kocakaya deprem olduğu zaman Enver abi burada biz kaldık ve herkese ulaşmaya çalıştık. Yardımlarda bulunmaya çalıştık ve daha sonra Twitter'da Antakyalı kendini Alevi ve solcu tanıtan, devrimci tanıtan bir arkadaşımız. Daha sonra tanıştığımız zaman şöyle tanıştık. Depremle alakalı coğrafyacı, yer bilimci, jeofizikçi olarak kendini tanıtan ve hocalarla devamlı akademisyenlerle birlikte olarak kendini tanıtan ve ben de inandım, güvendim. Neden? Çünkü şehrimizde yaşanan bu felakette yaşanan artçılar, fay hatlarıyla alakalı doğru bilgiler alıp halkımıza ve çevremizdeki insanlara doğru bilgi aktarmak adına iletişime girdik. O günden bugüne iletişim halindeydik ve daha sonra bana hep sohbette, konuşmalarımızda, normal günlük sohbetlerimizi, futbol, maçlar, siyaset, geçmişte yaptıklarımız, kendisi yaptığı bu şekilde çok da böyle kibar konuşan, hiç böyle kendini belli ettirmeyen bir ses tonu var. Daha sonra sana yardım etmek istedim. Bölge insanı olduğu kesin. Ben şivesinden zaten onu anladım. Bölge evet. insanı olduğu kesin. Sonra bana her yere daha doğrusu siyasi danışmanım olarak, yani kendisi benim siyasi danışmanım olarak tanıttı. Fakat şimdi düşünüyorum da aklıma geldi. Lütfü Savaş'ın futbol şube sorumlusu Hatayspor'un Mehmet Güzel. Bunun Mehmet Güzel'in seçime girmeden önce aday Mehmet Güzel. Mehmet Güzel Lütfü Savaş'ın danışmanı. Siyasi biri mi? Değil. Danışmanı. Ne olduğunu bilmiyorum. Onu artık savcılık mutlaka araştıracaktır. Yargı mutlaka araştıracaktır. Bakın bu isim veriyorum. Mehmet Güzel. Mehmet Güzel ile Turgay Kocakaya ve Minhal Kocakaya arasındaki konuşmaları lütfen ortaya çıkartsınlar. Minhal Kocakaya, Turgay Kocakaya ve Lütfü Savaş'ın danışmanı Mehmet Güzel. Bu üçlü arasında neler yaşandı? Hangi kurgu, hangi montaj, hangi kumpası kurmaya çalıştılar benim için? Mehmet Güzel denen kişi Antakyalıdır. Hatayspor'un futbol şube sorumlusudur aynı zamanda. İki defa beni ofisine davet eden kişidir. Neredeydi ofisi? Girmeden, Harbiye yolu üzerinde Defne'de. Bir kafe aynı zamanda ve bir oteli de var. Oteli de sonradan satın aldı. Ne iş yapıyor? Ne iş yaptığını hiç bilmiyorum. Onun da araştırılmasını da rica ediyorum. Zengin mi? Evet, çok zengin. Çok parası var. Parayı nasıl kazandı, nereden kazandı, kimlerle ilişkisi var bilmiyorum ama şu kadarını biliyorum. Geçen sene Türkiye İşçi Partisi'nin seçime girdiği zaman vekillikte Türkiye İşçi Partisi'nin de finansörüdür. Mehmet Güzel, Lütfü Savaş'ın danışmanı. Geçen sene Türkiye İşçi Partisi'nin finansörüdür. Defne'de, Defne ilçesinin de aynı zamanda bizim ilçe başkanımız Mehmet Güzel yurdu koyan kişi olduğu konuşuluyor. Böyle bir insan olduğu söyleniyor. Ve aynı zamanda buyurun. Tek tek gidelim. Mehmet Güzel parası olan Lütfü Savaş'ın danışmanı. Hatay Spor'un sorumlusu zengin. Evet. Aynı zamanda anladığım kadarıyla Alevi evet. ve aynı zamanda değil mi Alevi? Evet, aynen öyle. Defne'de Türkiye İşçi Partisi'ni finanse ediyor ve Defne Hayır. Defne'de değil. Türkiye İşçi Partisi geçen sene milletvekilliği seçimlerinde finansörü olduğu da söyleniliyor. Ama bu bir iddia herhalde. Evet, şöyle. Tamam, bu kişi mi? Evet. Futbol şube sorumlusu Mehmet Güzel. Mehmet Güzel beni ofisine çağırdı. Dedi ki, girmeni istemiyoruz, gel birleşelim. Çünkü o zaman ben Türkiye İşçi Partisi ile adım anılmıyordu. Ben halkımın teveccühüyle ve seçeneksiz kalmamaları için öncelikle bağımsız aday olarak girecektim. Onu ifade etmek isterim. Ve bu kişi, bu şahıs Mehmet Güzel girmemi istemedi. Benimle iki defa görüşme sağladı. Bana Hatayspor'da
ve farklı mevkilerde Lütfü Savaş'ın yanında bir görev verilmesi ve bunu kendisinin üstleneceği ve birlikte hareket edelim diye önlem almaya çalıştı. Benim girmemem adına ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilatı içerisinde olan bir şahıs da benimle en az 3 defa görüşerek bizden ne istersin diyerek seni Lütfü Savaş'la bir araya getirelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilatında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay'daki teşkilatında. Vekil mi? Vekil değil. Vekil değil ama yetkili. Örgütten biri. Ciddi örgütten birisi. Etik olarak da ahlaken de ismini vermek istemiyorum. Çünkü o da aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil ettiği için, partiyi temsil ettiği için siyaseten ve usulen ismini vermek istemiyorum. Ancak Mehmet Güzel futbol şube sorumlusu olduğu için ve bu insanlarla kirli ilişkisi olduğu için kendisiyle alakalı ve benle birebir olan diyaloglarından dolayı anlatmak istedim. Sanırım parası çok olduğu için satın almaya kalktılar beni. Fakat bu Yine mi telefon çaldı? Telefon mu çaldı? Telefon çalınca düşüyor. Şimdi ilginç bir tablo ortaya çıktı. Yeni bir isim daha katıldı aramıza. Ve iddia çok tuhaf ve ileri bir iddia. Mehmet Güzel. Mehmet Güzel'in ben tabii şimdi yayından sonra araştıracağım. Şöyle ki araştıracağım. Bölge insanıysa Türkiye İşçi Partisi'ni finanse ettiği iddiasını söyledi seçim sırasında. Bu çok büyük bir iddia. Gökhan. Emre abi kusura bakmayın lütfen. Telefonlar çok geldiği için maalesef böyle bir durum oluyor. İzleyicilerimizden de özür diliyoruz. Kusura bakmayın. Peki. Şimdi Mehmet Güzel ile Turgay Kocakaya ve Minhal Kocakaya arasındaki ilişki ne? İşte onu hiç bilmiyorum. O ilişkinin ne olduğunu artık savcılık çıkartacak ortaya. Mahkeme ortaya çıkartacak. Aralarındaki yazışmalar da bende mevcuttur. Turgay Kocakaya tarafından ilk önce tehdit edildiğim zaman, bana kumpas kurulacağını ve benden para istendiği zaman, ben tehdit edildiğimde, ailemle de tehdit edildiğimde, ben kendisine ve Minhal Kocakaya res çektiğimde, kendisi benden para talep etti ve elinizden geleni ardınıza koymayın dedim. Elinizde ne varsa da yapabilirsiniz dedim. Para talep eden kim? Efendim? Para talep eden kim? Turgay Kocakaya ve Minhal Kocakaya. Peki. Minhal Kocakaya tehlikeli birisi olduğunu söyleyerek beni de tehdit etmeye de çalıştı. Peki bir şey soracağım Gökhan. Burada enteresan bir şey var. Yani bu adamların paraya ihtiyacı varsa eğer, Mehmet Güzel'den eğer ilişkileri de varsa ondan zaten alıp doyurulmazlar mı? Niye senden para istiyorlar? Ve kaç para istediler? Çünkü bende de para çok olduğu için, futbolcu olduğum için herhalde benden de para atmaya... Kaç para istiyorlar? Efendim? Kaç para istediler? Bunu savcılıkta söyledim. Avukatımla konuştum. Eğer gerekirse bir sonraki açıklamamda paranın da ne kadar olduğunu, benden ne kadar istendiğini de söyleyeceğim. Ama genel resme baktığımızda ben geri adım atmadım. Ne istiyorsanız yapabilirsiniz dedim. Ve bana kumpas kuracağını ve bu kumpasta para karşılığında onlara vermeyeceğini söyleyip, yani Mehmet Güzel'e, ben de dedim ki ne istiyorsanız yapabilirsiniz. İstediğinizde de özgürsünüz. Benim başım deyip alnım ak. Mehmet Güzel'le olan daha sonra ben savcılığa gideceğimi, özür dilerim buraya atladım, savcılığa gideceğimi avukatımla konuştum. Ardından tek başına geldi bu sefer Turgay Kocakaya. Özür dilerim. Yüz yüzde oluyor bu görüşmeler. Tabii evime kadar geldi. Evime kadar geldiler. Evimde tehdit edildim ben. Bakın, ha öyle mi? Evet evime kim, kadar kim geldi. Kim geldi eve? Kendileri ikisi geldi. Evime kadar geldiler. Yani, ben bunu savcılıkta... Minhal ve Turgay Kocakaya eve geldi. Evet evime kadar geldiler. Evet tehdit de ettiler. Ben de baş eğmedim. Savcılığa gideceğimi, avukata gideceğimi, ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Beni onların Lütfü Savaş'ın ve Mehmet Güzel tarafından gönderildiğini, geri çekilmem gerektiğini, çekilmezse sana kumpas kurulacağını söyledi. Ben de bunu avukatımla konuştum. Savcılığa gideceğimi söyledim. Daha sonra tek başına geldi bu sefer. Benimle konuşmak istedi. Özür diledi. Ve bakın. Ve
Minhal Kocakaya, Turgay Kocakaya. O görüşme, o da mı evde oldu? Oraya bir daha geldi, evet. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Minhal bir daha, Kocakaya. Evde Minhal kim var? Kocakaya. Evde özür kim var o zaman? Bir tamamlayabilirsem, çünkü özür dilerim Enver abi. Minhal Kocakaya, Turgay Kocakaya ile olan yazışmaları, Turgay Kocakaya ve Mehmet Güzel ile olan yazışmaları ben de mevcut bana verdi, özür diledi. Seninle birlikte yürümek istiyorum, sana yardımcı olmak istiyorum. Sen çok temiz bir kardeşimizsin, senden özür diliyorum. Ben de bu kumpasa düşürüldüm diye kendini aklamaya çalıştı. Alo. Dinliyorum seni. Kendini, özür dilerim, sesiniz gitti durunca. Kendini aklamaya çalıştı. Şu anda ben de o yazışmaları savcılığa hepsini ilettim. Yazışmaların içerisinde şantaj. Ne var? Montaj. Ne var? Onu anlatıyorum. Şantaj geçiyor. Montaj geçiyor. Kırpma, kesme. Dikkat edelim. Aman yakalanmayalım. Bütün bu yazışmalar var. Ve Mehmet Güzel de, doneler bende. Merak etmeyin, ben sizi ifşa etmem. Birlikteyiz gibi konuşmalar var. Bunlar arasında, bu üçlü arasındaki konuşmayı lütfen savcılık çıkartsın. Ve ben bütün bunları da savcılığa verdim. Mehmet Sen niye Güzel'de, yayınlamıyorsun? Efendim? Sen niye yayınlamıyorsun? Savcılığa verdim. Çünkü savcılıkta bunun çok ciddi bir şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Ve onun üzerinde de kriminal incelemeye gidecek, adli kuruma gidecek. Ve orada çok dikkatli bir şekilde incelemeyle sonuçta bir sonuç çıkarılacak. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Bir dakika Gökhan. Bir dakika. Çok önemli bir şey yapacağız şimdi. Önce şu iki şey yapacağız. Bu Türkiye'de çok belirleyici olacak. Bir, Turgay Kocakaya'nın ve Minhal Kocakaya'nın senin evine geldiğinde herhangi bir kamera kaydı ya da eşin falan evde miydi? Tanık var mı yani konuşmaları dinleyen? Kardeşim yanımdaydı. Kardeşim yanımdaydı. Tamam. Bir şey rica edeceğim. Bana benim cep telefonuma şimdi onların kendi aralarındaki yazışmalarını gönderir misin? Ben buradan görüp yayınlamayacağım ama en azından izleyicilerimize diyeceğim ki ben tanığım. Bunu yapabilir misin? Söz. Evet, göndereceğim. Aa, şu anda yapabilir misin? Yayından çık. Yayından çık. Yayından çık. Göndereyim. Tamam. Evet, tamam. Ben de göreyim. En azından seyircilerimize buradan şu tamam. Tanıklığı yapmış. O zaman ver abi. Şimdi çıkıyorum, şimdi yolluyorum size. Tamam. O tamam. Onları alalım. Onları aldıktan sonra şey yapalım. Evet Ali. O yazışmaları da aldığımız vakit en azından bir tablo ortaya çıkacak. Ve gerçekten şu anda ciddi bir tabloyla karşı karşıya çıkacağız. Bu önemli bir durum olacak. Şu anda canlı yayında onları yapmış olacağız. Evet, kadrajı ayarlayacağım bir dakika sonra. Arkada ne görünüyor? Kitaplarım görünüyor. Evet. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi Gökhan'dan gelecek olan yazışmayı ben göreceğim. Savcılığa giden yazışmalar bunlar. Dolayısıyla o telefon numaraları da olacak. Daha sonra ben Gökhan'dan bu kişilerin telefon numaralarını da isteyeceğim. Hatta Ali sen Gökhan'dan Mehmet Güzel'in telefon numarasını da hemen alırsan onu da yap. Evet Gökhan gönderdi şimdi. Size yazışmayı okuyamam. Çünkü suç bu. Bir dakikanızı rica ediyorum. Sen de Gökhan'dan şeyi sor, hem bağlansın. Evet, yazışmalardan bir tanesini okudum.
Başka bir yarışma var mı? Bir yazışma daha geldi. Şu anda canlı görüyorum. Evet. Yazışmaları gördüm. Tamam. Beni şimdi Gökhan Gedir. Numarayı da alırsam bir arayalım. Evet, tabii evet, Mehmet Güzel'i ve şeyi de alacağız. İlginç bir hal aldı. Gökhan bana iki tane yazışma gönderdi. İki kişi arasındaki yazışma. Az önce söylediklerinin bir kısmı bu yazışmalarda var. Belli ki uzun uzun yazışma oluyor. Telefon numaralarını biraz sonra görecek. Dolayısıyla Gökhan o şeyden hareketle dolayısıyla verdiği zaman Mehmet Güzel ya da Turgay ve Minhal Kocakaya'nın da kim olduğu da yavaş yavaş ortaya çıkacak. Yalnız Erk Aceler'in günler önce zaten bir uyarı yapmış olması da aynı zamanda Gökhan'ın bu anlamda doğru söyleme ihtimalini de artırıyor. CHP Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş bundan 3 gün önce bazı aracılarla haber yaptırmak istediğini söyledi diyor. Editoryal bir haber ve para vereceğini söyledi diyor. Buna cevabım net oldu diyor. İşte devrimciler belge tutmaz diyor Erk. Doğru söylüyor. Ben de tutmam. Çünkü şantaj ya da bir durumda devrimciler neden belge tutmaz diye sorduğunuzda polisin eline telefon geçtiğinde başkalarının başını yakmamak için tutmaz. Gerizekalı oldukları için değil. Onun da altını çizelim. Hani neden tutmaz diyenler olabilir. Bu yüzden tutmaz. Dolayısıyla bu daha önceye dayanan, yani ayın 9'una dayanan böyle bir durum da var. Şimdi Gökhan geldiğinde meseleye devam edeceğiz. İlginç bir tablo. Gökhan okudum. Okudum ben. İki bu, uzun yazışma. Enver abi, bu bir kısmı daha ağırları devam ediyor. Onları da savcılığa verdim. Sadece aralarındaki o ilişkinin ne olduğunla alakalı bir ipucu vermek istedim size. Anladım. Peki şimdi devam edelim bu sürece. Bu senden para istiyorlar ve sen hayır diyorsun. Eve iki kez geliyorlar. Kardeşin var. Peki sonra sen ne yaptın bütün bunlar olduğu zaman? Yani ikinci defa geldik. Partiyle ilişki nasıl sürüyor? Daha sonra ben partiyi anlatıyorum. Diyorum ki bu şahıs bana geliyor. Bu şahıs bana kumpas kuracağını, kurgu kuracağını, geri çekilmem için Lütfü Savaş'ın da adını ve Mehmet Güzel'in de adını vererek çirkin olaylara başvuracağını hep söyledim ve anlattım. Hiç önemli değil Gökhan, kafana takma. Bunlar seçim yaklaştıkça çirkinleşecekler, bel altı vuracaklar, siyasette bunlar var. Şantajlar, montajlar, biz neler yaşadık, bizim başımıza neler geldi, daha ağırları geldi. Bunlar vuracaklar. Çünkü yükseldiğimizi gördüler, anketlerde güçlü olduğumuzu gördüler. O yüzden sen bunların kafana takma, biz yolumuza devam ediyoruz. Bakın benim ama anladığım kadarıyla burası önemli, siyaseten ne olacağını anlamak açısından. Senin hedefinde Lütfi Savaş var. Bunu yaptıran kişinin Lütfi Savaş olduğunu söylüyorsun. Sebep de şu arkadaşlar. Çünkü ben de onu söylüyorum. Çünkü onun adına geldiğini söylüyorlar. Tamam. Antakya, Hatay'ı gayet iyi bildiğim için şunu söylemek istiyorum. AKP ile CHP arasında hep bıçak sırtı giden bir seçim var. Dolayısıyla Gökhan aday olduğunda tipe gidecek bir oy, bir puan bile seçimin kaderini değiştirebilir diye düşünüyorlar. Evet. Yani evet. Gökhan kazanamasa bile AKP kazanacak diye bir durum var. O yüzden de bu bir algıdır ama. Şimdi bunu söylüyorum. Bu adaya karşı bir saygısızlıktır. Bu partiye karşı. Ama sen kazanacağını düşünüyordun zaten. Onu da konuşalım. Bakın anketlere göre, bakın anketlerde ben yükseldikçe kendileri paniklemeye başladı. Onu söyleyeyim. Kendileri paniklemeye başladı. Ve bu insanlar benim, tabii ilk önce beni kale almadılar belki. Ciddiye almadılar belki. Ve daha sonra yükselen halkın bir teveccühüyle karşılığını da görünce ve artınca
paniklemeye başladılar. Ve sokakta ne konuşuluyor biliyor musunuz? Bana gelen telefonlar. Ya Gökhan çekilecek misin? Lütfü Savaş seni çektirecekmiş. Zaten Turgay Kocakaya'nın eski tweetleri var. Dikkat edin. Önce Lütfü Savaş'a hep salladı. Daha sonra yanımdaymış gibi gösterdi. Sonra daha sonra bir daha Lütfü Savaş'ın yanına yaklaştı. Ve hep ne yazıyor? Göreceksiniz. Bu seçimi Lütfü Savaş'a kazandıracağız. Göreceksiniz. Birilerini kaybettireceğiz. Devamlı böyle tweetler atıyor. Aslında bu kendini zaten ifşa ediyor aslında. Ve tweetlerde saçma saçma yazılar atıyor. Gökhan Zan sarhoş. Gökhan Zan gece 3'te, gece 4'te böyle tweetler atıyor kendi kendine. Gökhan Zan bunu küfür etti. Ve hep böyle alakasız bir insan. Şimdi neyse bu konumuz değil. Belki yani burada konumuzda önemli bir ayrıntı var. Onu ben açığa çıksın istiyorum. Şimdi burada önemli olan mesele şu. CHP örgütü ve bölge halkı da Lütfi Savaş'tan pek de memnun değildi deniyor. Evet. Bu doğru mu? CHP'den üst düzey örneğin Özgür Özel ya da Özgür Özel temsilcisi seninle hiç temas etti mi? Ve Lütfi Savaş'la sen tanışıyor musun? Tabii ki Lütfi Savaş'la ben şöyle tanışıyorum. Bakın herkes benim Lütfi Savaş'la neden kavga ettiğimi falan söylüyor. Ben Lütfi Savaş'ı belediyeden değil. Ben Lütfi Savaş'ı Hatay Spor'dan tanırım sadece. Hatay Spor'un onursal başkanı. Ve bakın ben Hatay, bana diyorlar ki ya Hatay Spor'u vermedi. İşte sporculara güven olmaz. Beni yuhlattı çalışanlarına. Sanatçılara güven olmaz diye Haluk Levent'e karşı. Devamlı böyle bir serzenişte bulan bir insan. Hiç önemli değil. Alevi düşmanlığı devam etsin. Servet Mullaoğlu'na karşı bu yaptığı Alevi düşmanlığı da Hatay halkı bir gün uyanacak ve bu mikro milliyetçi olan insana da dersi verecek. Ben ona inanıyorum. Bir dakika. Servet'i ben tanırım. Servet Mullaoğlu şu anda milletvekili oldu. Servet eskiden il başkanıydı. Dolayısıyla Hatay siyasetinde genç ve önemli bir isim ve o da Alevi'dir. Sen söylediğin için söylüyorum. Peki o zaman yani şöyle bir sonuç mu çıkıyor? Lütfi Savaş aynı zamanda Hatay'daki Alevilere karşı birisi mi diyorsun sen? Evet öyle diyorum. Çünkü her zaman bizleri çantada kettik gördü. Her ceketimi alsam kazanırım diyen. Nasıl olsa bunlar solcu, Atatürkçü, sosyal demokrat, halkçı. Atatürk adı altında ve Sosyal Demokrat adı altında partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adı altında o duygularla hareket ederek Alevilere yanaşmaya çalışan ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil ediyormuş gibi bir şahıs olarak orada ve halkımız Cumhuriyet Halk Partisi'ni partinin kurucusu olan saygısından ve sevgisinden ötürü Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verir. Buradaki kitle genelde. Ancak Lütfü Savaş daha önce de Mustafa Kemal Üniversitesi'nde hatırlayalım. Doktor iken. Şimdi bu adam doçent olarak kendini tanıtan, doçent alabilmesi için de İngilizce bilmesi gerekirken, İngilizce mülakatlara da ve sınavlara girmesi gereken kişiyken maalesef buna doçentlik de verilmiş. Nasıl verilmiş bilmiyorum. O da araştırılır belki daha sonra. Fakat oradayken Alevileri fişleyen adam değil mi? Bu görüntüler çıkmadı mı? Soruyorum şimdi size. Bu Lütfü Savaş Alevilerden ne istiyor? Servet Mullaoğlu'ndan ne istiyor? Gökhan Zan'dan ne istiyor? Servet'le sorunu ne? Bilemiyorum işte. Onu bilmek lazım. Aslında peki Aleviler içinden, Aleviler içinden Lütfü Bey'e destek verenler de var. Yok mu? Tabii ki var. Bakın tekrar ediyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusuna, parti kurucusuna ve yıllarca gönül vermiş sosyal demokrat halkçı olan insanlar partiye olan saygısından zaten veriyor. Onun altını çizeyim. Lütfü'ye karşı peki, olan değil. Cumhuriyet Halk Partisi sana adaylık için geldi mi hiç? Çünkü çok konuşuldu, çok tartışıldı. Şurayı da bitirmek istiyorum, özür dilerim. Hı hı. Zamanında AK Parti belediye başkanı iken Lütfü Savaş o görüntüleri kaldırttılar değil mi? Evet, soruyorum. Bir daha hafızları zorlayalım. Ali İsmail Korkmaz'ımız, Abdullah Cömert'imiz ve Ahmet Atakan'ımız için ne demiştir? Bunu da çıkartsınlar. Bunu da çıkarsınlar. O yüzden bu notu da alsınlar lütfen. Karşılarımızda çıkarsınlar. Bakalım ne oluyormuş, ne olmuyormuş, neler yapmış şimdiye kadar. Diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel ve Sayın Ali Mahir Başarır. Daha önce
sana Defne'den ya da Arsuz'dan bir yeri verelim. Lütfü Savaş'ın boşluğunu ancak seninle doldururuz dediler. Zaten teklif. Aleni bir şekilde çünkü ve bu arada şunu söyleyeceğim Gökhan, sen olayları bildiğin için ben halkımıza anlatmak durumundayım. Lütfen, Hatay'da şöyle bir uygulama vardır. İl başkanı Alevi ise işte belediye başkanı Sünni konur CHP tarafından. Dolayısıyla böyle bir değerlendirme vardır. Yani buradaki taktik Defne, Arsuz ve Samandağ çantada keklik olduğu için sana orayı verelim, büyükşehirde de Lütfi Savaş meseleyi kazansın dediler. Doğru mu? Evet evet tabii. Lütfi Savaş yüzüne mi söylediler? Ali Mahir Başarır ve Özgür Özel Mahir, bunu bakın, müsaade teyit eder mi? Enver Bey, Ali Mahir Başar'ın evinde gerçekleşti. Mersin'de. Çankaya'daki evinde, Ankara'da. Ankara'da. Buna evet. Şahit olan, bu görüşmemize şahit olan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimiz Sayın Servet Mullaoğlu yanımızda. Şahit kendisidir. Kendisine de sorabilirsiniz. Sorarım, sorayım. Servet'i tanıyorum. Tabii tabii. Aynen geçen cümle şu. Gökhan kardeşim, Lütfü Savaş'ın boşluğunu ancak seninle birlikte doldurabiliriz. Defne ya da Arsuz'dan birini verirsek çok iyi olur. Bunu kabul eder misin? Ben de dedim ki eğer halkımızın, Defne halkının ya da Arsuz halkının bir teveccühü olacak ise ancak başta Lütfü Savaş olmamakla birlikte, onun altını çizeyim. Hatta şöyle bir şey söylediler. Sayın, bir dakika. Sen Lütfü Savaş'ın olduğu hiçbir kombinasyonda yokum diyorsun. Asla. Açık ve net. Ama Özgür Özel ne dedi? Gökhan bizden Arsuz'u istedi. Biz vermek istemedik. Vermedik diye böyle yaptı. Hatta Lütfü Savaş'la birlikte yürüyeceğini de söyledi Sayın Özel. Madem öyle Sayın Özel. Yani sizin... Özgür yalan mı söylüyor? Yalan söylüyor demiyorum. Bakın nereye geleceğim şimdi. Onu kamuoyu karar verecek. Ben müsaadenizle bunu bitirmek istiyorum. Tamam. Özgür Özel'in söylediğinden ibaret yola çıkarak dedi ki Gökhan Zan bizden Arsuz istedi. Lütfü Bey'le de yürümek istedi. Lütfü'ye destek vereceğini söyledi. Ancak biz Arsuz'u vermedik diye böyle yaptı. Ben de diyorum ki görüşmemiz Ali Mahir Başar'ın evinde gerçekleşti. Buna şahit olan da Servet Mullaoğlu'dur. Sen genel başkansın. Servet Mullaoğlu'nu ara bakalım. Servet Mullaoğlu derse ki evet Sayın Genel Başkan doğru söyledi. Bütün Türkiye'den özür dilemeye ve herkes benim yüzüme tükürmeye hazır. Bir dakika, onu yapalım. Ama bir dakika, bir dakika. Sayın Özel'den özür dilerim. Ben de Sayın Özel'den özür bekliyorum. Gökhan. Bir dakika Gökhan. Ali, Gökhan'dan Servet'in numarasını al şimdi. Hemen. Enver abi arıyor de. Servet'i ben çok iyi tanırım. Gökhan'ın söylediği şey çok önemli. Bir gönderir misin Ali'ye telefonu? Servet'in telefonunu. Bende yok çünkü, olsa göndereceğim. Ali hemen şeyi arayalım. Servet'i arayalım. Enver abi kanalıyla arıyorum de. Sen yayından çıkma Gökhan. Ben hallederim diyor. Tamam. Bu önemli çünkü Servet'i ben çok iyi tanıyorum. Servet, istersen sen anlat. Servet kimin damadıdır? Antakya açısından önemlidir. Hatay açısından. Antakya öyle siyasetinde söyleyeyim. Ki yerini anlat istersen. Siyasetinde değerli bir isimdir. Her kesime yakındır. Herkesi kucaklayan, herkese eşit mesafede davranan, çok değerli bir avukattır aynı zamanda. Çok kibardır. Hatay'ın hakkını ve hukukunu çok gerçekçi ve şeffaf bir şekilde aktaran değerli bir şahsiyettir kendisi. Hatay'da herkes tarafından sevilen de bir isimdir. Ben de diyorum ki, Hatay tarafından itibarı olan, ülkesi tarafından itibarı olan bu değerli isim o gün şahitti. Ali Mahir Başarır'a aman bana Arsuz'u verin ben Lütfü ile birlikte yürürüm mü dedi? Yoksa hayır ben Lütfü ile asla yürümem. Ancak Lütfüsüz başka bir abim, başka bir büyüğüm gelir ise Hatay'ın hakkını ve hukukunu savunan, eşit hizmet götüren, deprem suçuna, ranta, yolsuzluğa bulaşmamış bir abimi, bir büyüğümü koydukları anda ben zaten onun etrafında olmaya hazırım. Mevki, makama da almaya da hazır değilim. İstemiyorum zaten. Yeter ki Hatay yani doğru mesela, gelsin. Sonra Barış Hatay
Barış Atay falan olsa ilçede de olurum diyorsun sen. Olur tabii tabii, sorun yok. Barış Atay, olay Barış Atay değil ama şuraya gelmeye çalışıyorum. Ya Hatay'ın hakkını, hukukunu savunacak kim varsa temiz insan olarak. Ben onu söylüyorum. Ben virgül ettim. Ali Mahir Başarır'a şunu mu söyledim yoksa? Bu sorulsun Servet Bey'e. Lütfü Bey olmazsa Defne ya da Arsuz için halkımızın teveccühü elimi taşın altına koymam gerekiyorsa, genel merkezde Defne halkı ya da Arsuz halkı bunu kabul ederse, teveccühleri olursa, bana düşen bir görev olursa, o zaman elimi taşın altına koymaya hazırım. Benim kullandığım cümle bundan ibarettir. Buna da Sayın Servet Mullaoğlu da zaten şahittir. Ama herkes her yerden bana vurmaya başladı. Neden? Çünkü anketlerde yükseliyorum. Neden? Çünkü Ali Mahir, Ali Mahir Ali Mahir bunu teyit eder mi? Teyit eder mi etmez mi bilmiyorum. Onu ona sorarsınız. Onu ben bilemem. Onu ben olanları söylüyorum. Ali Mahir'i de ara lütfen. Eğer çıkarsa, Ali Mahir kaçıyor çünkü benden. Bana bir söz vermişti. Sözde şuydu. Söz derken Enver dedi, bize şey yapma, bize yüklenme. Sen, ben, Özgür Özel buluşalım. Orada Özgür Özel'e soracaklarını sor ve yayınla dedi bana Ali Mahir. Burada izleyicilerimiz biliyor. Tüydü. Ne Özgür Özel'le sorularımı sorabildim, ne de Ali Mahir'e artık ulaşılıyor. Bana göre Ali Mahir artık makbul adam değildir. Onu söyleyeyim. O yüzden Servet'e sormak daha şeydir. Tekrar ediyorum. Ali Mahir sözünü tutmadı. Antakya'nın içinde eli olduğunu anlıyorum. Üstelik tuhaf bir ilişki ağını şu anda ortaya çıkartıyoruz. Çok acayip bir yerdeyiz. Peki devam edelim. CHP'de başka CHP aşamasını tamamlayıp tip aşamasına geçeceğiz. Evet. Evet. Ya olay bundan ibaretti. Ve ben de daha önce Sayın Özgür Özel'le de, Ali Mahir Başar'la da konuştum, görüştüm. Sayın Selin Sayık Böke'ye de bakın dedim. Telefon geldi. Sesin gitti telefon gelince. Git gel. Git gel. Evet. Gökhan, sen Servet'i arıyorsan, Ali, bana alttan yazar mısın? Servet ve Ali Mahir'i arıyorsan, aynı zamanda şu Mehmet Güzel'e ulaşabiliyorsan. Arkadaşlar, Radikal Tahammülsüz Ekranı büyük televizyonların, şaşalı isimlerin yapamayacağı bir işi yine burada yapıyor. Yayın sırasında yapıyoruz. Başka bir canlı yayındaymış. Bekleyelim o zaman. Ali Mahir'i bir arayıp bir de Mehmet Güzel'i arar mısın lütfen? Onun da altını çizelim. Benim aradığımı telefonu açana söylersen Ali, Servet hemen döner. Dolayısıyla onunla da konuşuruz. Bir canlı yayında 3 gün kalacak hali yok ya. Evet Gökhan, tiple temas nasıl oldu o sürede? Daha sonra Sayın Erkan Baş beni çağırdı. Benle bir görüşme yaptı. Hatay özelinde ama ben aday olayım diye değil. Lütfü Savaş olmaması gerektiğiyle alakalı Sayın Özgür Özel'le görüşeceğini, ben zaten Sayın Özgür Özel'le görüştüğümün aynısını Sayın Erkan Baş da bunu Sayın Özgür Özel'le aynısını söyledi. Biz bir dakika, sen Özgür Özel'le görüştün mü yüz yüze? Tabii yüz yüze görüştüm. Ne zaman? Yaklaşık 2-2,5 ay önce falan. O zamanki konu neydi? O zaman bizim burada bazı kanaat önderlerimiz kendisine ulaşmaya çalışıyor ve ulaşamıyordu. Randevu aldım. Ben kendisine Özgür abi derdim. Daha önce, hatta sevdiğim bir insan. Hiç açık açık söyleyeyim. Sevdiğim de bir insan. Özgür abi de derdim daha önce. Şimdi tabii ki etik olarak da, ilke olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli genel başkanıdır. Sayın Genel Başkan'a rica ettim. Ali Mahir abiden de o zaman rica ettim. Bu insanlar size ulaşmaya çalışıyor. Hatay halkı, Hatay için önemlidir lütfen. Kapılarınızı açın. Kendilerine bir randevu talep etmiştim. Beni kırmadılar ve gittiler. Daha sonra dediler ki, ya Gökhan Zan baba ocağına döner mi? Gelir mi? Aralarındaki olan sohbette biz ona Defne'yi versek kabul eder mi? Aralarında geçen sohbet. Hatta ben de onlarla birlikte katılacaktım. Verilen randevu için teşekkür etme mahiyetinde. Hem de bir merhaba diyecektim. Onlara eşlik edecektim. Ben sonra hastalandım. Bir hafta sonra gittim. İşte Ali Mahir Başar'ın evinde gerçekleştiği konuşma oydu. Sayın Özel'e şunu söyledim. Sayın Genel Başkanım, kurultayınız hayırlı uğurlu olsun. Memleketimiz, ülkemiz adına. Hatay özelinde
sizleri uyarmak için geldim. Hatay halkının sıkıntılarını size dile getirmeye geldim. Düşüncelerini size dile getirmeye geldim. Sizin halka yüzünüzü döneceğiniz, değişim adı altında çıktığınız yolculukta, Hatay üzerinde tarihi karar vereceğiniz bir noktada, eğer mevcut belediye başkanı üzerinde devam eder iseniz, Hatay halkı sandıkta değişimi gösterir. Lütfen bunu önlem alın. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay'dan çıkmasın, kaybedilmesin. Lütfen sizden Gökhan, Gökhan, Turgay Kocakaya yayına bağlanmak istiyormuş, cevap hakkı. İzin verir misin? Bu önemli. Ben çıkayım, siz bağlanın. Yok, tamam, senden sonra bağlarız o zaman. Ama hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Hiç önemli. Hayır, ben şunun için söylüyorum. Senden izin almadan böyle bir oldu bitti yapmam bir. İki, şundan dolayı önemli. Halkımız açısından bu önemli. Turgay Bey diyor buradan Ali. Aşağıdaki e-mail adresine telefon numarasını gönderebilir. O e-mail adresine telefon numarasını göndersin. Ben neden sen buradayken konuşmak istedim biliyor musun? Çünkü söyleyeceklerinin iftira mahiyetinde olduğunu iddia ediyorsun. Senin yüzüne bakalım bunları söyleyebilecek mi? Çünkü benim elimde yazışma var şu anda. O yüzden söyledim. Ama karar senin. Ben seni... Hayır, ben şöyle. Bu kumpası kuran, bu şantajı yapan, böyle bir şeye yeltenen Lütfü Savaş ve Mehmet Güzel adına gelen, para için, para uğruna tweetler atıp bunları yapmaya çalışan Hatay Spor'un diğer yöneticisi kendisine ne kadar para verdi? Mehmet Güzel kendisine ne kadar para verdi? Diğer yöneticisi kim? Diğer yöneticisi kim? Onun ismini vermek istemiyorum. İstiyorsa kendisi verir kendisine. Sorun değil. İstiyorsa o kendisi siyasi mi? Değil, siyasi değil. Tamam. Gene Lütfü Savaş'ın bir numaralı adamıdır kendisi. İstiyorsa, kendisi vermek istiyorsa kendisi verir. Değilse savcılık da verir. Yargı karar verecek nihayetinde. Mehmet Güzel'in otelinde neler yaptı? Ne görüşmeler yaptı? Ne için gitti? Bunları konuşsun, bunları söylesin. Dün herhalde bir KRT TV'ye mi bağlandı? Sanırım orada konuşamamış yorumcular da galiba kendisini yanlış konuştuğunu, konuşamadığını, farklı şekilde farklı konulara birden girdiğini ve işin altından çıkamadığını konuşmaya başladılar orada yorumcular. Ben de merak ediyorum, böyle bir yalancının, böyle iftiraları atan, böyle kumpas kuran amcasının oğlunun hangi nedenlerle içeride yaptığı sıkıntılar ve dolandırıcılık, eski polis olması, şantajlar, montajlar. Bunlar bakalım bir savcılıktan bir çıksın. Bunlara da bakalım bir son olalım. Minhal Kocakaya. Eski polis mi? Evet. Ve atılmış. Bunun hakkında bir sürü dosya var. Atılmış mı? Efendim? Minhal Karakaya polislikten atılmış mı? Mihal Kocakaya. Mihal Kocakaya. Polislikten atılmış mı Gökhan? Evet. Yıllar önce polislikten atılmış kişi. Neden atıldığını da lütfen herkes bir soruştursun. Bir baksınlar bakalım. Savcılıkta ne çıkacak Mihal'le alakalı? Değilse bir şey ben zaten avukatıma talimat verdim. Oradan Gökhan, Gökhan, beni rahatsız eden bir şey var. Onu tekrar sormak istiyorum. O da şu, Mehmet Güzel'in Türkiye İşçi Partisi'ne finansman sağladığını söyledin. Evet. Elinde bir kanıt var mı? Yoksa hayır, bu bir şöyle bu bir iddia mı? Olmaz. Bakın, hayır. Rüşvetin zaten kanıtı olmaz ki. Nasıl kanıtlayacaksınız? Peki sen nereden duydun bunu? Bütün arkadaşlarımızdan ve ona yakın olan çevreler ve bu insanlar Mehmet Güzel'e yakın olan insanlar ve hatta seçim sürecinde bana söyleyen... Ne zaman duydun? Ne zaman bir duydun? Ay önce. Bir ay maksimum 1,5 ay. Bir ay maksimum. Öyle bir şey. Peki bunu duyduğunda niye partiden istifa etmedin? Söyledim. Partime söyledim. Tabii ki söyledim. Olur mu öyle şey? Partime söyledim tabii ki. Bunun tipi finanse ettiği doğru mu? Hatta ilçe belediye başkanı kendisini koydu. Doğru mu? Ben bunların hepsini sordum. Ne dediler? Bu finansör doğru mu? Hatta başka bir şey duyduklarımı da bunu da partiye de aktardım. Dedim ki ya bu insanlar Türkiye İşçi Partiliymiş aynı zamanda ama CHP'deler,
Türkiye İşçi Partisi'nin meclis üyelerini belirleyen kişilermiş aynı zamanda. İlçelerde kendi adamlarını ilçede Türkiye İşçi Partisi'ne çalışıp Büyükşehir'de Lütfü Savaş'a çalıştırmak için ekip kurmuşlar. Bunları yapmışlar. O zaman bir şey soracağım. Sen niye istifa etmedin o zaman bütün bunlar varken? Yani gitti yine. Şimdi Ali lütfen Erkan'ı arar mısın? Erkan Başı ya da partiden birisini. Çünkü ben bu iddianın altında kalamam gazeteci olarak. Çünkü burada şimdi Gökhan gelince soracağım. Eğer böyle bir şey var ise niye istifa etmedin diye sormam gerekiyor. Ali Erkan'ı lütfen bir ara. Eğer Erkan'ı bulamazsan Ahmet Şık ya da bizim Barış Atay onları ara lütfen. Çünkü yani bu çok büyük bir iddia. Dün ben Erkan'la konuştuğumda böyle bir iddia olduğunu bilseydim zaten sorardım ama Erkan bizim burada oturuyor. Yarın bir gün yüz yüze bakacağız. Ben Türkiye İşçi Partisi'nin böyle bir ilişki ağına girmiş olacağına ihtimal vermek istemem. Gökhan sana ne dediler sen bunu söyleyince? Kime söyledin ve niye istifa etmedin? İstifa derken? Yani ben adaylıktan... Aday değildim. Hayır, aday değildim. O zaman aday değildim. Zamanında konuşmalarda hayır. Ben önce onları sordum. Hayır dediler. Ne dediler? Şey yok dediler. Öyle bir şey yok dediler. Ama ben duyumlarım bunlardı. Peki niye bugün gündeme getiriyorsun? Bu haksızlık değil mi partiye? Ne anlamda gündeme getirmek derken? Neden getirmeyi söyleyemez miyim? Gerçekleri konuşamaz mıyım? Yani burada hayır diyor. Ama buradaki ilişkiler, bakın bunların araştırılması gerekmiyor mu peki? Hayır. Gerekebilir tabii de. Şunun için soruyorum. Araştırılsın diye söylüyorum. Bu bakın parti ne dedi? Ben burada partiyi suçlamıyorum ki. Parti diyor ki hayır öyle bir şey yok. Ben aldığım duyumu partiye söylemek zorundayım zaten. Tamam öyle doğru. Öyle bir şey yok dediler zaten. Ama kamuoyuyla paylaştığın zaman şöyle oluyor. Gökhan'ın adaylığına destek çekilince Gökhan bunları söylüyor oluyor. Daha önce topluma söylememiş, şimdi söylemiş olman bir intikam duygusu mu? Hayır asla haddime bile değil. Benim partimle, Türkiye İşçi Partisi'yle böyle bir diyaloğa asla girmem. Öyle insanlar zaten değiller. Ben en başta zaten onlara söyledim. Ben aldığım duyumu kendilerine söyledim. Bunu da söyleyen Mehmet Güzel'in etrafındaki insanlar. Bunu söyleyen ben değilim. Ama Mehmet Güzel güvenilir biri değil diyorsun zaten. Onun sözüne niye itibar edelim ki? O zaman orada bir soru işareti var. O zaman bu araştırılsın. Peki. Bu ilişki araştırılsın lütfen. Ama bu zaten bakın. Hukuki değil, bu ahlaki olur. Aynen öyle. O zaman araştırılsın diyorum. Madem öyle. Yani senin iddian şu mu? Türkiye İşçi Partisi seni adaylıktan düşürerek Lütfi Savaş'ın önünü açtılar diyorsun. Ben öyle anlıyorum. Artık kim ne anlarsa onu ben bilemem. Bakın başka bir şey daha söyleyeyim. Ben Türkiye İşçi Partisi'nden 3 hafta önce ayrılacaktım. 2 hafta 3 hafta önce ayrılacaktım. Neden? Bunu da ilk defa anlatayım. Madem ki öyle ben de anlatayım. Bu Türkiye İşçi Partisi'yle alakalı bir şey değil. Bu kendimle alakalı bir şey. Ben istifa etmeye de hazırım dedim. Bırakmaya da hazırım dedim. Nedenini söyleyeyim. Benim yanımda 2-3 kişi yürüdü. Teşekkür ediyorum. Ancak bir büyükşehir belediye başkanı Samandağ Arsuz'a senin şu telefonu keşke bir sessize alabilsek. Telefon tarafını kapatsak en kritik yerine geldik. Ali lütfen. Çünkü Erkan benim arkadaşım burada oturuyor. Türkiye'de devrimci siyasetin parlamentoda olan tek ismi yani tek partisi. Ben Türkiye Komünist Partisi seçmeniyim. Ama bir sosyalist partinin böyle bir ilişkiye gireceğini düşünmem. O yüzden Gökhan'ın şimdi söyleyeceği önemli. Neden istifa ediyordun Gökhan? Şunu söyledim. Ya dedim Sayın Genel Başkanımız geliyor. Samandağ'da mitingler yapılıyor. İlçe başkanıyla birlikte. Ben Büyükşehir Belediye Başkanınız mıyım? Evet. Peki ben Genel Başkanımızla birlikte ve ilçe belediye başkan adayımızla birlikte neden Samandağ'a hiçbir mitinge katılamadım? Bunun nedeni nedir? Katılma mı dediler sana? Oraya geleceğim şimdi.
Ya dedi orada bir takım ufak tefek sıkıntılar var, sorunlar var. Onları aşmaya çalışıyoruz. Bize 2-3 gün zaman verir misin? Ben de anlamadım doğal olarak ne sıkıntısı diye. Biraz daha bekledim. Samanda halkı beni çok seviyor. Ve hep beni bekledi, devamlı beni bekledi. Fakat ben hiçbir mitinge katılamadım. Orada onlarca miting oldu. Bir tanesine bile gitmedim. Bir tanesine bile gönderilmedim. Bir tanesine bile gitmeme izin verilmedi. Neden? Sayın Genel Başkanımız Erkan Baş'ın Samandağ'da yapılan bir açılışta, ofisin açılışında davetliyken ve oradaki yapılan mitingde de Büyükşehir Belediye Başkanı orada olmaz mı etik olarak? Soruyorum size. Sen adaysın. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı orada olma. Ben neden diyorum? Neden? Neden? Orada mı olmam gerekiyor? Orada olman gerekirse evet, neden seni çağırmıyorlar? Nedenini işte bilmiyorum. Orada olmam gerekiyor. İşte oraya geleceğim. Orada olmam gerekiyor. Bir hafta geçti. 3 gün izin vermiştim. Bir hafta. Durum nedir dedim. Neden böyle yapıyorsunuz? Bakın ben Samandağ'da o zaman kendi adıma miting yapayım. O zaman ben kendim gideyim. O zaman ben eğer ilçe belediye başkan adayımızla birlikte yola çıkmayacaksam o zaman ben neden Büyükşehir Belediye Başkan adayım? Neden o zaman? Yarın ben kazandığımda sormazlar mı ilçe belediye başkan adayınla birlikte Samandağ'da kazandığında Türkiye İşçi Partisi sen yoktun. Ben yarın Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazandığımda ne olacak o zaman? Bunu soruyorum kendilerine. Ben de bunun cevabını bekliyorum doğal olarak. Daha sonra bir hafta geçtikten sonra bir daha sordum. Ya dediler ki Gökhan orada bir Samandağ özelinde bir ittifak kuruldu. Bunun benim bundan hiçbir haberim yok. Neymiş o ittifak? Ben de bilmiyorum. İşte birkaç parti varmış. Emek Partisi mi? Birkaç parti var. Her kritik soruda da gidiyor, iyi mi? Neymiş o ittifak? İşte orada küçük partiler varmış. Bilmiyorum ne partiler, bilmiyorum adlarını. Ben daha duymamıştım daha önce. Kimse kusura bakmasın. Orada bizim ittifakımız var. Samandağ'da partiler var. Biz o partilerle birlikte ittifak kurduk. Bu Samandağ özel bir ittifaktır dendi. Senin orada olmaman gerekiyor dendi bana. Ben orada şok oldum. Onların yani da büyük başkan adayları var dedi. O partilere zarar mı verecekmişsin? Öyleymişim. Bu şekilde bana davrandılar. Ben de dedim ki bakın size zaman veriyorum. Bir hafta daha zaman vereceğim. Lütfen bu olayı çözün. Sükunetle davrandım. Aklı selim davrandım. Sakin davrandım. Bekledim. Çünkü ben Samandağ halkımla yan yana gelmek istiyorum. Samandağ halkımla omuz omuza kol kola girmek istiyorum. Onlara projelerimi anlatmak istiyorum. Onlara Hatay'daki durumu anlatmak istiyorum. Onlarla iç içe olmak istiyorum. Ama Büyükşehir Belediye Başkanlarını göremiyor ki Samandağlılar. Hiçbir mitingde görmedi. Peki bir şey söyleyeceğim Gökhan. Şöyle bir durum olabilir mi? Ya CHP gel diyor, Gökhan gidiyor. İyi Parti gel diyor, Gökhan gidiyor. İşte tip gel diyor, Gökhan gidiyor. Acaba senin güvenilmez hırslı ve yani kendini kaybetmiş bir yaptım. Soruyorum ben nerede siyaset yaptım? İşte bunu diyorlar mı? Hayır, onu soruyorum. Lütfen siz de bana yardımcı olun. Konuşalım, sohbet edelim. Ben nerede siyaset yaptım? İyi Parti'ye gittin. Hayır, siyaset yapmadım orada. Yani aday oldun. Sadece aday oldum. Hı-hı. Şimdi ben peki soruyorum. İyi Parti Millet İttifakı adayı mı? Millet İttifakı mıydı? Pardon, İyi Parti. Evet. Kime oy verdiler? Orada Kemal Bey. Kemal Bey'e ve yerelde de kendi. O zaman Millet İttifakı'nda birlikte olanlarla oy verdiğimiz şahsa benim orada vekil adayı olup Hataylıların sesini ve sözcüsü olmak için savunmam kimleri neden rahatsız eder? Bu bir. İki. O zaman bizler, Kemal. Bir. İkincisi zaman bizler Ekmelettin Bey'e oy verdik mi, vermedik mi? Ben yüzde vermedim sen. Samandağ'dan. Sen verdin. Enver abi. Yüzde bir, kaç vallahi çok. Herhalde 90 falan. %99 oy çıktı. %99 oy çıktı. Ekmelettin İhsanoğlu'na. Peki. Maalesef. Soruyorum şimdi oradaki insanlara. Neden o zaman oy verdiniz? Peki. Gökhan kardeşiniz, evladınız siyaset yapmadığı yerde ancak kapısını açan tek parti olan yerde, şeffaf bir şekilde her yeri açıkladığım bir yerde efendim oradan CHP'ye gitti. Hayır ben CHP'ye gitmedim ki. Benim yedi sülalem CHP'lidir. O ayrı bir şey.
Ben ondan bahsetmiyorum. Ben CHP'den bir mevki makam beklemedim ki. Öyle bir durum söz konusu olmadı. Oradan oraya, buradan buraya gelmedim. Burada bana bir görev düştüğü için, böyle bir teklife gelindiği için ben de Hataylılarla seçeneksiz bırakmamak için girdim. Bir mevki, peki, bir makama, şöhrede para ihtiyacım yok ki zaten. Burada Gökhan, burada herkesin merak ettiği bir mesele daha var. Sen bu kadar önemli bir figür oldun. Hiç AK Parti seninle temas etmedi mi AKP? Bana bakanlık yardımcılığı teklif edildi ya. Ötesi var mı? Kim teklif etti? Mehmet Kasaboğlu. Yine bir daha söyle Gökhan. Mehmet Kasaboğlu. Seninle görüştü. Tabii spor bakanımız o zaman Ankara'dayken kendisi davet etti beni. İşte Meral Hanım davet etti, seni görüştü falan. Evet sayın bakanım dedim. Sonuçta orası Millet İttifakı, benim de görüşüm belli. Gel evladım dedi. Sana da dedi ki bakan yardımcılarından bir tanesini vereyim. 81 ilde akademi kuracağız. Bu 81'deki akademinin başına da seni getireyim. Ben bu teklifi de reddettim. Enver Bey. Neden? Neden? Çünkü benim ideolojim ve benim bakış açımda olan kişiler değil. Olamaz zaten. Mümkün değil. Ben yani ideolojik olarak reddettin. Tabii ki benim ideolojim önce insan olmak. Kapıları doğru şekilde Hataylıların sesi olacak, sözcüsü olmanın yolunu açan kişilerle birliktedir. Hatay partiler üstüdür. Hatay ideolojiler üstü bir yerdir. Diyecekler ki İyi Parti'ye gittin. Ama ben İyi Parti'de bakın siyaset yapmadım. İdeoloji başka bir şey İyi Parti'nin. İyi Parti Meral Akşener dedi ki, ben kendisine dedim ki bakın Sayın Genel Başkanım ben Aleviyim. Açık ve net söyledim. Etnik kökenim ve benim de özdeşleştiğim yer Cumhuriyet Halk Partisi dedim. Bana dedi ki oğlum Alevi olmanla onur ve gurur duyuyorum. Benim derdim parti değil. Benim derdim senin Hatay halkının sesi ve sözcüsü olman. Ben de sana bu yolu açıyorum. Birinci sıram dolu, ikinci sıram boş ama ben seni riske etmek istemem. Ben bugün Kemal Bey'le Urfa'ya geçmiş olsuna gideceğim. O gün sel olmuştu. Ben dedi Kemal Bey söyleyip seni seçtirecek pozisyonda Hataylıların sesi olman için senin de özdeşleştiğin yerde hem olmanı sağlamak hem de meclis yolunu açmak istiyorum. Millet İttifakı olduğumuzdan dolayı, teveccühünden dolayı teşekkür ettim. Ben dedim ki ya düşünmüyorum, gene teşekkür ederim. Gerçekten hiç düşünmüyordum. Dedi ki oğlum seninle konuşulmaz. Bundan sonra menajerliğini ben ve senin eşin yapacak, Müge yapacak. Müge'ye sordu. Müge dedi ki ben dedi sol görüşlüyüm dedi. Ben dedi sol taraftayım dedi. Bunu açık yürekle söyledi. Tamam kızım dedi, sizin kılınıza zarar gelsin istemem, sizi korumak boynumun borcu dedi. Ben Kemal Bey'le konuşacağım. Kemal Bey'le konuştu. 2 gün sonra Kemal Bey tamam dedi. Kabul etti. Bana döndüler. 24 saat sonra Hatay'da Hatay'ı dizayn eden, Cumhuriyet Halk Partisi adı altında Hatay'ı dizayn eden, milletvekillerini dizayn eden, il örgütünü dizayn eden kişi beni listeden çıkarttı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Kim o? Ben artık onun takdirini halkımıza ve kamuoyuna bırakıyorum. Bak tekrar ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn eden, örgütünü dizayn eden pardon ve milletvekillerinin seçiminde eli olan, dizayn eden kişidir. Bunu peki bir şey soracağım. Bu kişi Hataylı mı, genel merkezde mi? Bu kişi Hataylı. Tekrar ediyorum. Hatay'ın il örgütünü dizayn eden, Hatay'da önemli bir kurumun başında olan ve Hataylı milletvekillerini listesini kontrol kendisi eden, değiştiren kişidir. Ve kendisi de milletvekili değil, mi? Kendisi milletvekili değil. Artık anlamışsınızdır umarım. Hatay halkı anladı. Sen de anlamışsındır artık Enver abi. Bu kişi artık beni listeden çıkarttı. Ben ondan sonra Sayın Meral Akşener'in teveccühünden dolayı bu kadar elleriyle Hatay halkının sesini, benim derdim parti değil, benim derdim mecliste olman, Hatay halkının sesi olman dedi. Ben bu teveccühe karşılık gidip Millet İttifakı da olduğu için ben ikinci sırayı da kabul ettim. Belki de bu mücadelemi kazanacağım ve girdim. Bu şekilde girdim. Peki soruyorum size. Biliyorum bunu anlatmıştım evet, zaten. Soruyorum size. Ben İyi Parti'nin bir ideolojisini ya da atıyorum siyasetini ya da genel idare kurulunda ya da genel başkanlık yardımcılığında ya da danışmanlıkta görev mi aldığımda ben bir şeyin siyasi anlayışını savundum. Tamam. Şimdi Gökhan bir dakika. Şimdi şöyle bir noktaya geldik. Bu canlı yayın çok önemli. Binlerce insan şu anda izliyor. Aynı zamanda da ajanslar da buradaki haberleri geçiyor, alıyorlar. Şu anda bu açıklamalar. Şimdi Gökhan, şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Turgay Kocakaya yayına bağlanmak istiyor. Sana iki öneride bulunuyorum. Lütfen
birini seç. A, Turgay Bey burada bağlanır. Asla. Tamam. Bakalım, asla. O zaman asla B. O tuzağa düşmem. O zaman. Muhatabım değildir. Turgay Kocakayır'ın muhatabı yargıdır, savcılıktır, mahkemedir, hukuktur. Tamam. Gider. O zaman B. Orada gerekeni orada söyler. Ne söylemek istiyorsa benim hakkımda, benim onunla ilgili ne söylediğimi, ne yaptığımı, ne ettiğimi gider. Yargıda, savcılıkta neyse orada verir. Tamam. Buna hak veriyorum. Ama istersen şöyle bir şey yapalım. Ben Turgay Kocakaya'ya uzun uzun söz vermeyeceğim. Seninle ilgili de spekülatif konuşmasına izin vermeyeceğim. Birkaç cevap hakkı doğdu, onları vereceğim. Eğer istersen Turgay Bey yayını alayım. O gidince seninle devam edelim. Ben bitireyim Enver Bey, rica edeceğim. İstiyorsanız onunla 2 saatte sohbet edebilirsiniz. Yok. Çünkü benim yok. Şu anda... Programım var. Defne'de beni bekleyenler var, toplantım var, halk buluşmam var, mahalle buluşmalarım var. Oraya gideceğim çünkü halkımızla iç içe olmaya devam edeceğim. Onlar da beni bekliyor, randevum var. Saatime de geç kalmak istemiyorum. Biz o zaman Müge, kaderiniz olursa sonra kendisini ne kadar istiyorsan sohbet edebilirsiniz. Sonra. Yok, o zaman Müge'nin bir kulağı bizde olsun ya da bir arkadaşın, bir düzeltme gerekirse şey olsun. Çünkü ben dediğim gibi. Enver abi, başımdik anlamak, hiçbir düzeltme yapmaya gerek yok. Ben savcılığıma gittim, yargıya intikal etmiş durumda. Artık orada yargıdan çıkacak karara herkese saygılı olacaktır. Peki şimdi sana bakın, son bir soru soracağım. Önemli. Bu kayıtlar şu anda şeyde, yargıda. Evet, senin şeyin montaj mı, deepfake mi, ne olduğunu düşünüyorsun? Artık bu deepfake mi, montaj mı, üretilen neyse bu külliyen yalan ve tamamen böyle ortaya çıkarılmaya çalışan bir durumda asla kimse beni yıkamayacak. Asla bu şantajlara da boyun eğmeyeceğim. Bakın, peki size bir şey yeni kumpaslar bekliyor musun? Gelsin. Ben her şeyde açığım zaten. Bu saatten sonra, bu dakikadan sonra zaten bunu yapanlar her şeyi yapmaya artık hazırlardır zaten. Ben de diyorum ki alnımak, başım dik, savcılığa, adliyeye, oradaki makamlara başvuruda bulundum. Yarın sonuç çıktığı zaman bu insanlar ne diyecek? Yarın Gökhan Zan alnı ak, başı dik, halkının karşısına çıktığı zaman bu insanlar ne yapacak? Ancak Gökhan, maalesef. Gökhan zaten... Eğer ceza yani bu senin dediğin gibi mahkeme sonuçlanırsa çok ağır ceza alırlar. Muhtemelen artık bu hukukta nasıl çıkar onu artık... Çok ağır ceza alırlar. Evet, aynen, onu artık avukatlarımız bilir, onu artık savcılık karar verir, onu artık hakimler karar verir. Takdir burada artık hukukundur. Bizden çıktı, benden çıktı ama bel altı vurmaya, spekülasyonlar, algı yaratmaya böyle bir ülkeyiz. Bakın alnımak başımdik ne dedim? Hiçbir yayın yasağı getirtmek istemedim. Yayın yasağına dahi başvuruda bulunmadım, bulunmayacağım. Bu kadar açık yürekle söylüyorum. Şimdi bu sesimi kısmaya çalışan, ortak hareket edenlere de sesleneyim. Az önce de ifade ettim, bugün yayınlanmasına sesimi çıkarmadığım bu kurguların, bu montajların, işte her adı neyse bu üretenler şeylerin teknik analizi gelip bilimsel ve adli olarak haklım ortaya çıktığında ne yapacaklar? Ben bu sorunun cevabını arıyorum. Bilimsel ve adli olarak haklılığım ortaya çıktığında bu insanlar ne diyecek? Bu ortak hareket edenler ne diyecek? Sesimi kısmaya çalışanlar ne diyecek? Bakın, bu kurguyu yemem. Bu şantajlara boyun eğmem. Eğmedim, oyunlarını bozdum. Bozmaya da devam edeceğim. Benden korkmaya devam edecekler. Onu da söyleyeyim. Ben basit bir montajla, basit bir kurguyla eğilecek bir insan değilim. Onu da söyleyeyim ben Enver abi, açık ve net. Önce beni tehdit ettiniz, olmadı. Sonra bana kumpas ve şantajla tehdit etmeye çalıştınız, o da olmadı. Ondan sonra türlü türlü dolaplar çevirmeye çalıştınız, o da tutmadı. Lütfü Savaş'ın adına bana gelip milyonlarca lira teklif ederek geri çekilmem için teklif eden şahıslar, çekilmezsem beni farklı yollarda tehdit edenler, senin hakkında bir yazı çıkartılacak, senin hakkında terörle bağlantılı bir şey çıkartacaklar, sana kumpas kuracaklar diyenler,
Boyun terörle bağlantılı mı? Boyun eğmemi, boyun eğmemi terörle isteyenler, seni çektireceğiz Gökhan, diyenler. Terörle bağlantılı ne alaka? İşte yok, onu söylüyorum. Tehdit ediliyorum demek istiyorum. Tamamen bir tehdit, bir şantajla, bir kumpasla karşı karşıyayım. Ben bütün bunlara boyun eğmedim. Lütfü Savaş adına gelen insanlar, bakın tekrar ediyorum, Lütfü Savaş adına gelen insanlar milyonlar vererek çok yüksek rakamlara, telaffuz edilemeyecek kadar rakamlar bana verilmek için bu insanlar geldi ve geri çekilmem için de böyle bir teklifte bulundular. Ahlaksız bir teklifte bulundular. Şimdi soruyorum, şimdiki planınız nedir? Sıradaki planınız nedir? Onu da söylesinler. Hiçbir kimseden korkum yok. Başım dik ilerleyeceğim. Bakın Tim amblemi de Hatay İttifakı'na ihanet edenlerin babasının malı değildir. Açık ve net söylüyorum. Ben Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım. Parolada da ismim var. Tim ambleminin olduğu yere lütfen evet mührünü basmalarını rica ediyorum. Halkımızdan bu konuda destek bekliyorum. Ben şu an itibariyle yasal olarak Türkiye İşçi Partisi'nin adayıyım. Siyasal olarak da Hatay İttifakı'nın bileşenlerini temsil eden adayıyım. Sayısal olarak da anketlerde her geçen gün artan teveccühle 31 Mart'ta Gökhan Zan ve Türkiye İşçi Partisi adın akıyla çıkacağından endişem hiç yok. Bu kadar da eminim. Dün beni farklı bir siyaset, bir partide siyaset yaptığım için eleştirenlere soruyorum. Acaba Lütfü Savaş siyasi duruşunu nasıl bana tarif edebilirsiniz? Ülkücü müdür? Size soruyorum. Sosyal demokrat mıdır? Ak mıdır? Kara mıdır? Hangisi? Hangisi? Yani Lütfü Savaş, ben size söyleyeyim, kimse söyleyemiyorsa. Hepsi. Hiçbiridir. Hiçbiridir. Ne ülkücüdür, ne sosyal demokrattır, ne aktır, ne karadır. Hiçbiri değildir. Halkımızı çantada keklik gören, halkın tercihlerini kendi tekelinde sanan birisidir Lütfü Savaş. Hatay halkı asla seçeneksiz olmadığını söylemek istiyorum. O yüzden peki, halkın peki ilgisinin artmasıyla bana olan engellemelerin artması asla tesadüf değil Enver Bey. Peki. İlk peki başta özür dilerim, tamamlamak istiyorum. İlk başta beni hafife aldılar. Ancak üçüncü bir yol olduğunu görünce birileri panikledi, bana saldırmaya başladı. Hiç sorun değil. Bu kadim şehrimiz bel altı siyaseti hiç hak etmedi, hiç hak etmiyor. Maalesef büyük şaibeler bıraktınız. Hatay halkı ve ülke bunu affetmeyecek. Yarın ben neyi beklerdim biliyor musunuz? Ya biraz erkekçe, biraz mertçe mücadele edin be kardeşim. Her seçim yaklaştığında, her böyle bir hafta iki hafta kala şantajlar, montajlar, kurgular. Ya ne oldu? Hani ceketimi assam kazanırdım diyordunuz. Lütfü Savaş adına gelenler. Ne oldu? Beni satın alamadınız mı? Olmadı mı? Ne oldu? Peki. AK Parti Spor Bakanı bana bakan yardımcılığı teklif ettiğinde, 81 ilin spor koordinatörünü teklif ettiğinde ve kabul etmediğimde ne oldu? Beni satın alamadılar mı? Kimse kusura bakmasın. Hatay onların tek elinde değildir. Hatay tamam halkına sevgisiz değildir. Tamam. Neden tamam diyorum? Çünkü artık mesele anlaşıldı. Bir YouTube yayınında olabilecek en uzun saate kadar ulaştık. Herhangi bir vakitte konuşmamız gerekirse tekrar konuşuruz. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Türkiye özür dilerim, çok iyi. Son bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Son bir şey. Teşekkür ederim. Dün ben bir paylaşım da yaptım. Bu kirli ve düzmece oyların arkasında ne dönüyor? Hep beraber zamanla göreceğiz. Savcılıktan karar çıkana kadar, mahkemeden özür dilerim, karar çıkana kadar hep birlikte bekleyeceğiz ve göreceğiz. Daha düne kadar soruyorum şimdi il başkanı Hakan Tiryaki. Ne oldu da dün tip genel merkezine Erkan Baş'a ve bana daha önce demediği sözler kalmıştı. Ne oldu da dün yumuşak davranarak Sayın Tiryaki bana ve Sayın Genel Başkan'a ve Türkiye İşçi Partisi Genel Merkezi'ne el uzatmaya başladı ve kapısının açık olduğunu söylüyor. CHP İl Başkanı. Evet, CHP İl Başkanı. Ne oldu da bir anda dönüş yapmaya başladığınızda Hatay halkı bakın bu oyunları yemeyecek.
anlamayacak kadar da aptal değildir. Kimse kusura bakmasın. Ben de başım dik alnımak, hem Hatay halkının karşısında sokaklarda yürümeye, onlarla birlikte olmaya devam edeceğim. Ama en önemlisi, tekrar ediyorum, savcılıktan ve mahkemeden karar çıktığı zaman kendine güvenen bu kardeşiniz, bu evladınız ne ülkesini ne de Hatay halkını hiçbir şekilde mahcup etmeyecektir. Bu kirli oyuna ve bu kirli siyasete maalesef beni işin içine çekip Cumhuriyet Halk Partisi, Lütfü Savaş daha doğrusu, mağdurmuş gibi pozisyona getirip maalesef bu oyuna getirilmeye çalışıldı. Peki. Herkes. O yüzden de Hatay halkına bu konuda lütfen müsterih olmalarını rica ediyorum. Ben Hatay halkımla birlikte sokaklarda birazdan tekrardan el ele gönül gönüle vermeye devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sağ olasın. Şimdi bu sözleri niye uzun uzun söylettim? Çünkü Gökhan başka bir yerde bunları konuşabilir, konuşamaz bilmiyorum. Ama burada işin bir tarafını koyduk. Şimdi şöyle bir anket yapacağız. Ankette bence bu kadar konuşmadan sonra hepinizin oy verme hakkı var. Gökhan Zan doğru söylüyor, Gökhan Zan yalan söylüyor. Ya da Gökhan Zan haklı, Gökhan Zan haksız gibi bir şey koyalım Ali. Bir de anket yapılsın, onu da görelim. Şimdi önce şu, bu Turgay Bey'le görüşeceğiz. Yalnız Servet'le temasımızı sürdürelim. Ali Mahir Başarılı'yla da temasımızı sürdürelim. Şimdi beni Mersin'den de arıyorlar. Çok uzun zamandır arıyorlar. Onu da daha sonra yapacağız. Ali Mahir Başarılı'nın, Veli Ağbaba'nın bölgede olağanüstü bir etkisi olur diye düşünüyorum. Tuncay Öz diyor ki samimi olsa Turgay Bey'le yüzleşme fırsatını kaçırmazdı. Bu da Tuncay'ın görüşü. Tabii burada şöyle bir sıkıntımız olacak. YouTube yayını yaparken gerçekten uzaktan oluyor. Şimdi Ali, Turgay Bey'i ve Servet Mullaoğlu'nu bağlamaya çalışalım. Turgay Bey hazır olunca bana haber ver. Kendisiyle de görüşelim. Ama bu arada lütfen Erkan'ı ara. Çünkü ben Türkiye İşçi Partisi Türkiye İşçi Partisi'nin bu konudaki hakkında söylenenleri bana biraz şey geldi. Yani bir sosyalist partinin böyle bir şey yapmasının söz konusu olmayacağını düşünürüm. O bence önemli. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Önce bir kere bir 30 saniye ara verelim. Çünkü ben de bir su alacağım. O sırada Turgay Bey gelecek. Ulaşacağız. Ve Servet Mullaoğlu'na ulaşmaya çalışalım. Bu sırada Mehmet Güzel'le oluşmaya çalışalım. Ben şeyleri gördüm. İki tane yazışma gördüm. O iki yazışmada yalnız montaj kurgu yazmıyor. Başka şeyler yazıyor. Onları gördüm. Ama bu yazışmaların devamı da savcılıkta var deniyor. Deepfake meselesini, yapay zekayı hiç bilmiyorum ama yayından önce Ali dedi ki yapay zeka, biz denedik geçen gün, inanılmaz sonuçlar doğuruyor. Çok tehlikeli dedi. Ali bu işlerde hakikaten şey bir adamdır. Güvenilir bir adamdır bizim Ali. Dolayısıyla bu işlerde güvenilir dediğim, yani tanıklık anlamında önümüzdeki dönem çok ilginç. Biliyorsunuz Trump'ı siyahilerle birlikte fotoğraflarını yayınlayacak kadar ileri gitti. Bu arada Turgay Bey'e ulaşmaya çalışacağız. Servet'i bir arayalım. Ali bir 30 saniye ara ver. Şuna bir su koyup geleyim. Sesim gidiyor çünkü. Akşam da gösteri var. Sahneye çıkacağım. Baba sahnede bir konserde anlatıcıyım. An vokalde. Sesim tamamen gitmesin. Çok önemli bir yayın yapıyoruz. Bu arada Tuncay bir bak bakalım ajanslarda nasıl gidiyor? Ali Fırat ne yapıyor? Memnun mu? Çok önemli bir yayın gerçekleşiyor. Ve Radikal Tahammül, size ilk defa gelenler, lütfen abonemiz olun. Bir. Radikal Tahammül ekranına ilk defa gelenler, lütfen beğeni yapın. İki. Bu yayınların ayakta kalabilmesi için son derece önemli bunlar. Çünkü açık konuşalım, Türkiye'de kimsenin cesaret edemeyeceği bir yayıncılık yapıyoruz. Niye? Kesinlikle fon almıyoruz. Patronumuz yok. Dolayısıyla fonsuz, patronsuz ve korkusuz yayın yapıyoruz. Kimselerden finansman almadığımız için kimselere hesap veremeyecek bir halimiz de yok. Patronumuz, alın terimiz, izleyicimiz. Burayı izleyici finanse ediyor.
İlk defa bizimle olanlar bunu bilsin. Buradan Hatay halkı içinde konuşacağım. Ben Antakyalı bir ailenin çocuğuyum. İstanbul'da doğdum, büyüdüm ama Antakya'da bütün bilgiler bana gelir. Antakya siyasetinin tamamını biliyorum. Servet'i tanıyorum. Lütfi Savaş'la bir kere Mehmet Güzel Mansur'un benzincisinde bir araya geldik. Sohbet etmiştik. Cumhuriyet gazetesindeki röportaj için altını çiziyorum. Onu da gördüm. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölge milletvekillerinin önemli bir kısmını tanıyorum. Bölgedeki Türkiye komünist partileri tamamen tanıyorum. Arkadaşlarım var. Türkiye İşçi Partisi'nden Barış Atay'ı iyi tanıyorum. Erkan Baş'ı iyi tanıyorum. Ahmet Çıkarış tüm milletvekillerini tanıyorum. Bunun da altını çizeyim. Dolayısıyla bölgedeki dinamikleri biliyorum. Bunları da gözeterek yayın yapacağım. Antakya'da tehditin, kavganın ne boyutta olduğunu biliyorum. Antakya'da demografik yapının değiştirilmeye çalışıldığını biliyorum. Bilemediğim bir tek şey var. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'na sordum. Özgür Özel'e şahsına sormadım. Buradan sordum. Ama bilemediğim tek şey var. Şey bir tarafa, Lütfü Savaş neden Cumhuriyet Halk Partisi için vazgeçilmezdir? Bakın bunu bilmiyorum. Demin kaç tane madde saydım. Bunları tamamını biliyorum. Ama Lütfü Savaş neden vazgeçilmezdir? Vallahi bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Birçok şey biliyorum ama bunu bilmiyorum. Şimdi Lütfü Savaş'ın orada aday olması durumunda Ali Mahir Başarı'nın evinde Servet Mullaoğlu ile birlikte yapılan teklif ilk defa burada açıklanıyor bu boyutuyla. Ali Mahir Başarı konuşmalı. Neler teklif edildi? Neden Lütfi Savaş'ta ısrar edildi? Hangi anketler yapıldı? Bunlar söylenmeli. Gökhan bu işleri yaptı yapmadı meselesine artık hakim karar verecek. Ama şu soruyu sormak hakkım. Peki halkın istemediği birisi niye dayatılıyor? Hangi ilişki var? Cumhuriyet Halk Partililer de mi tehdit ediliyor yoksa? Bunu da bilmiyorum. Ve örgüt. Örgüt bu konuda ne diyor? Hatay bileşenleri, Antakya bileşenleri bu konuda Lütfi Savaş'a karşı. Yani Lütfi Savaş'a karşı olmak, Gökhan Zan'ın yanında olmak demek değil. Başka isimler de olabilirdi. Bakın bunlar çok ciddi sorunlar. Bütün bunların cevabı yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi gerçekten Defne'de, Arsuz'da, Samandağ'da Aleviler %99'la veriyorlar oylarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin her dönem oraya çok büyük sevgi, saygı bilmem ne gösterdiği için değil. Cumhuriyete bağlılıkları, Mustafa Kemal'e bağlılıkları ama oradaki çok önemli bir kesimin aynı zamanda da sosyalist olması, bunun sentezi olmasından kaynaklı orada bu sonuçlar çıkıyor. O yüzden Hatay'ın demografik yapısını ilk değiştiren Kenan Evren'in gözetiminde Turgut Özal oldu. Afganları geldi yerleştirdi. Şimdi AKP bunu tamamlamaya çalışıyor. IŞİD bilmem ne vesaire. Bunları bilin. Bunları bilerek konuşalım. Ve işbirlikçilerin de olduğunu, bölge insanında büyük zenginleşmeler sağlayanlar olduğunu bilin. Bunlar acayip büyük meseleler. Şu anda orada sosyalistler önemli bir ivme kazandı. Bunun da altını çizelim. Bunu da bilelim. Ali 30 saniye izin ver. Su almam lazım. Yoksa boğazım iyice gidecek. 30 saniye içinde buradayım. Turgay Bey'e ulaşmaya çalışalım. Servet'i tekrar ara. Servet çok kritik bir isim. Servet'i bilmeyebilir. Bölgedekiler bilir ama Servet il başkanlığı yaptı. Milletvekili oldu. O da bir Alevi ailenin çocuğu. Bölgede Samandağ'da çok güçlüdür. Tanınır, bilinir. Bu olayda tanıklık etmiş. Belli ki Lütfü Savaş'ta karşı karşıya gelmiş. Belli ki Ali Mahir işin içine girmiş. Acayip bir tablo var. Tam bir polisiye tablo var. Yani kimin kim olduğunu ayıklamanın çok zor olduğu bir tablo var. Ama bir tek şey söylemek istiyorum. Ben Türkiye İşçi Partisi'nin Mehmet Güzel tarafından finanse edildiğini ummam, tahmin etmiyorum. Ama bunun da açığa çıkması için tabii Erkan'ı arayalım. Şimdi bir dakika mola. Ali şu suyu alıp geleyim, devam edeceğiz. Yeah.
Evet, ben buradayım. Turgay, neydi adamın adı? Turgay Kocakaya'ya ulaştım mı Ali? Nedir durum? Ona göre davranalım. Ali Mahir Bey'e, Servet Mullaoğlu'na, Turgay Bey'e. Hatta Lütfi Savaş'a onu da yapalım. Servet'ten haber bekliyorum. Turgay Kocakaya'nın interneti kötü. Hem kendi arıyor hem de interneti kötü. Enteresan bir şey. Servet'le ilgili son durum ne onu öğrenelim. Bu arada onlar gelene kadar şu videoyu yayınlamak istiyorum. Geldi mi Turgay Bey? Evet, bağlayalım. Komşuya kaçtım ki internetim çeksin. Yani ben köyde kalıyorum. Enver Bey, sesim geliyor mu? Geliyor, evet. Evet, evet. Biraz bekletmiş olabilirim. Özür dilerim. Çünkü köyde Turgay kalıyorum. Turgay Bey, buyurun. Şöyle yapacağız yayını. Evet. Ben size sorular soracağım. Siz de bu sorularda kamuoyunu aydınlatacak net cevaplar vereceksiniz. Çünkü ben Hataylı, Antakyalı bir ailenin çocuğuyum ve oranın kılına zarar gelsin. Kılına zarar gelsin istemiyorum. Peki, teşekkür ederim. Ben de bu arada Antakyalı bir ailenin çocuğuyum. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Evet, biliyorum. Biliyorsunuz. Turgay Bey, siz ne Turgay Bey, siz ne iş yapıyorsunuz? Ben öğretmenim. Nerede öğretmensiniz Turgay Bey? İstanbul'da. İstanbul'da öğretmensiniz. Peki şu anda okullar açık. Neden İstanbul'da değilsiniz? Gökhan Bey için ücretsiz izne çıkmıştım. Çok özür dilerim. Telefonu sabitlemeye çalışıyorum ama Gökhan Bey için ücretsiz izne çıkmıştım. Onunla çalışmak için. Eylül'e kadar ücretsiz izindeyim. Mihal Bey kimdir? Mihal Bey benim babamla onun babası amca çocukları yani herhalde hayatım boyunca üçüncü kez görüştüğüm biriydi. Mihal Bey'e kefil misiniz? Hayır değilim. Mihal Bey eski polis mi? Ben polis olup emekli olduğunu biliyordum ama bu olaylar vesilesiyle sizden de onun ihraç edildiğini öğrendim. Benden değil, Gökhan Zan'dan. Yani öyle, evet. Ekranlardan daha doğrusu, konuşulanlardan. Peki, bu süreçte Mihal Bey'in rolü nedir? Mihal Bey, Gökhan Bey'in isteği üzerine bir aracı bulun. İşte karşı tarafla bağlantı kuracağım. Yoksa ben çekileceğim. Abi bir aracı bul, orayla görüşecek. Yani benim paraya ihtiyacım var. Mihal Bey, siz mi tanıştırdınız? Mihal Bey'i siz mi tanıştırdınız Gökhan'la? Aracı bulmamı isteyince sanırım hazırlıklarımızın 20. gününde benim aklıma o geldi. Çünkü bana şey dediğini hatırlıyorum yıllar önce Mihal Bey'in. Ben Hakan Han Özcan'ın ablasıyla evliyim. Yani eniştesiyim. Yani dedi kim ki Hakan Han Özcan? Ankara İl Başkanı. Hangi partinin? AK Parti Ankara İl Başkanı'nın ablasıyla evli olduğunu söylediği için benim aklıma o geldi. Uzaktan peki, da akrabalığımız var. Şunu sormadınız mı kendisine Sayın Kocakaya? Ya Gökhan, biz seninle halkımıza hizmet etmek için yola çıktık. Ben senin için ücretsiz izin aldım. Neden AKP'ye yamanmaya çalışıyoruz demediniz mi? Tabii ki defaatle de uyardım. Hatta bunu ısrarla yazıyorum. Ben çok defa hani sponsorluk adı altında başlamıştık aslında birkaç sponsor bulmak için. Sponsor bulamıyorduk. İşte Haluk Bey'e kendisi ulaşmıştı Haluk Levent'e. Haluk Levent 10 Mart gibi bir Hatay'a gelecekti. Yardımcı olacağını söylemiş. Haluk'tan ona para mı isteyecektiniz? Ben değil, Gökhan Bey. O bana destek olacak 10 Mart'ta demişti. Bunun dışında abi mutlaka sponsor bul. Gerçekten zor durumdayım dedi. Ben aslında çekilmesini istemediğim için o zaman eğer şey dedi. Hani gerçekten ben para bulamazsam çekileceğim abi çünkü hiç para yok. Dayanamıyorum. Peki çekilmesini istemiyorsunuz ama AKP'ye gönderiyorsunuz. Ben göndermiyorum onu. O beni gönderiyor. Tamam. Hayır, siz gönüllü değil misiniz bu işte? Bir çıkarınız var mı? Hayır, hiç. Kendisi de biliyor. Konuşulan paralarda bana ödeyeceği hiçbir şey yok. Ya da benim alacağım hiçbir şey yok. Niye aracılık yapıyorsunuz? Seçime, yani siyasette yükselmesi için. Ben hep kendisine attığım mesajlar da duruyor. Yoluna devam et, yüksel, bir şeyler yapmaya çalış, toparlamaya çalış. Hangi partide olursa olsun yükselsin diyorsunuz, öyle mi? Hayır, aslında CHP
den gönlümüz CHP'den yanaydı. Fakat CHP olmadı. Ona yakın Hatay'da karşılığı olduğunu düşündüğümüz tipten aday olması sorun yaratmadı bizim için. Çünkü her iki partide burada biliyorsunuz tabanı var, karşılığı vardı. Tip de olabilirdi. Fakat Gökhan'ın bir yani ailesel bir sıkıntısı, maddi bir sıkıntısı olduğu için hani ben çekileceğim abi, paraya ihtiyacım var. Bu kadar elimi taşın altına koydum. Koca şehri onlara emanet et, onlara veriyorum, AK Parti'ye veriyorum. Yani bir zahmet ellerini ceplerine atsınlar. Ben ama bunu, son gün... Bir dakika, bunu açık açık size koca şehri AK Parti'ye veriyorum. Bana para versinler, çekileyim. Bu kadar açık söyledi mi? Ses kaydında da maalesef çıkmış. Ses kaydında da Arapça olarak büyük koca şehri onlara veriyorum. Yani 3 milyon ne 5 milyon versinler dedi. Ses kaydında Arapça biliyorsan. Peki bu ses kaydını yapan kim? Ses kaydını yapan yanımdaki Mihail Kocakaya. Peki siz ses kaydı yapılmasının şantaj olacağını ve bunun hem ahlaki hem de aynı zamanda hukuken suç olduğunu bilmiyor muydunuz? Tabii ki biliyordum ve hatta Gökhan'la yazışmalarımız da var. Abi bu adam ses kaydımı almış ama Gökhan kendisi ne sorun ediyorsun abi ya, en yukarısı bizimle, ne dert ediyorsun, bırak ihraç bir polis zaten, niye dert ediyorsun ki dedi. Bir peki, saniye şunu da söyleyeyim, neden ses kaydı alındığını da söyleyeyim. Şimdi para almaya gittiğimizde bir villa, 3 katlı bir villanın önünde ben arabanın içindeyken o Mihal Bey bana dedi ki yarın bu parayı kendi kafasına göre istemişler. Seni de beni de yakar. Benim elimde bir done olması lazım. Kusura bakma Turgay'cığım. Peki bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Bunu dinledim ben sizden daha önce. Ama soru şu. Siz bu ses kaydının alınacağını Gökhan Zan'a niye söylemiyorsunuz? 2 gün sonra zaten öğrendi. Ben onu sildirmeye çalıştım. Bunun hayır o anda. Mesela biz ikimiz konuşsak sizde Turgay Bey şöyle yaparım. Turgay Bey ben Turgay ben senin adına biraz sonra bir işe giriyorum. Bu evet. Ses kaydını alıyorum. Sen de istersen al. Gökhan'cığım ben senin adına 5 milyon dolar istemeye gidiyorum. Bu doğru mu değil mi diye söylerdim ona. Niye bunu yapmadınız? Evet. Gökhan Bey de biliyor yanımızdaki Mihal Bey'in bizi nasıl baskı altına aldığı. Gökhan Bey de rahatsız olmuştu ama işin bitmesini bekliyordu. Ben de nasıl baskı altına aldı? Nasıl baskını aldı? Söylemleriyle ben hani bu işi bozarım, bu işi mahvederim. Yani benim buraya kadar yoruldum, benim masraflarımı ödeyeceksiniz bir defa gibi böyle. Mihal Bey mafya mı? Mihal Bey mafya mı? Tavırları hani elinde tesbih, 4-5 tane yüzüğü, ülkücü yüzükleri olan bir adam. Ve beni de orada şöyle yaptı, bana sarıldı böyle. Silah taşıyor mu? Silah taşıyor mu? Onu, adamları var mı? Onu bilmiyorum ama hep biz, bana bir şey olmaz, siz hiç kafanızı yormayın. Sen benim dediğimi yap, siz bu işi bilmiyorsunuz yoksa para falan alamaz Gökhan diye. Gökhan aslında benim ne kadar mağdur olduğumu biliyor kendisi yüzünden. Benim bırakmamın ve İstanbul'a dönmemin sebebi de bu. Korktum ve dedim ki bak bu adam böyle böyle 3 günde Gökhan biliyor. 3 gün kaydı sildirmek için adama yalvardım. Hatta Gökhan kimden dedi, korktunuz? Kimden hem Mihal Bey'den hem Gökhan Bey'in son gece o sert çıkışından işte bu ses kayıtları ne falan abi dedim bu adam böyle bir şey yaptı. Sildirelim. Gerekirse ben para vereyim adama silsin. Aynen siz böyle. Kaç para hatta verecektiniz? Kaç para nasıl istedi adam? Benim masraflarım 50 bin lira dedi. Hediyeler aldım ben işte Adem Bey'e, bilmem kime, ilçe başkanına hediyeler aldım. Bu masraflarım var benim. Ben kendisine hatta 30 bin lira verdim hediyeler için. Abi dedim silmek için ne istiyorsun? Ne olur sil şu kaydı. Çocuk mağdur olacak. Sen biraz güvenmiyorum açıkçası dedim. Ne demek bana güvenmiyorsun? Sen akrabanı mı satıyorsun falan yaptı. Abi ne olur sil dedim. Hatta İskenderun'dan, Belen'den Antakya'ya doğru iniyorduk. Orada bir benzin istasyonu var. Birden sağa kırdı. Dedi ki 50 bin lira at sileyim. Hemen dedim abi IBAN ver 50 bin lira atıyorum silmen için. O arada sinirlendi. Kapıyı açtı tuvalete girdi. 40 dakika tuvaletten çıkmadı. Benim suratıma sık ne oldu? Oğlum dedi siz bu işi bilmiyorsunuz. Bu eğer kaydı ben silersem Gökhan seni de satar beni de satar. Bu bende durmalı. Gökhan bu parayı onlar almış benim haberim yok derse o zaman kendini böyle kurtarırsın falan filan. Sonra Gökhan'ın haberi oldu. Bu sanırım Gökhan'a satmaya mı çalışmış, Gökhan'a mı söylemiş, benden habersiz Gökhan'la görüşmüş.
Gökhan Zan'la Mihal Bey ve siz yüz yüze bir araya geldiniz mi? Çok defa İskenderun'da sahildeki AVM'nin altındaki Big Chef'te, yani belki 6 kere 7 kere her akşam oturmuşuzdur. Peki evine gittiniz mi? Gökhan Bey'in mi? Evet. Yok, hiç evini bilmem ben. Evinde hiç buluşmadınız. Hayır canım, hiç evine gitmedim. Hayatımda hiç gördüm. Hiç yani. Peki Gökhan Zan'la nereden tanışıyorsunuz? Gökhan Zan'ı tabii ki hemşeri olduğumuz için tanışıyorduk ama deprem sonrası bana mesaj atmıştı. Değerli hocam, sizinle konuşabilir miyim, numaranızı alabilir miyim? Ben de göndermiştim. İlk iletişimi Gökhan mı kurdu sizle? Tabii. Hatta duruyor o mesaj. Peki bir şey soracağım. Siz yer bilimciyim demişsiniz. Ne öğretmenisiniz siz? Ben coğrafya, aynı zamanda akademik dersler veriyorum. Jeoloji, jeomorfoloji, klimatoloji. Nerede veriyorsunuz? Kendi platformumdan veriyorum. Kendi platformunuz neresi? Coğrafya TV. Reklam olur mu? Hayır, olmaz. Coğrafya TV'de bu konuda ders veriyorsunuz. Tabii. Çünkü Türkiye'de bu dersleri anlatan pek yok. Ve arkadaşların ihtiyacı var. Hangi içerikte veriyorsunuz? Sizin yer bilimci şeyiniz var mı? Diplomanız var mı? Hayır, yok. Yok. Hangi sıfatla veriyorsunuz bunu? Hiçbir yerde yer bilimci olduğunu söylemedim. Katıldığım bütün yayınlarda da daha önce yorumlar açısından lütfen altına coğrafya bilimci yazın. Çünkü Türkiye'de coğrafya yanlış biliniyor. Bir coğrafyacı en az jeolog kadar da jeoloji bilir, jeomorfoloji bilir. Ben zaten bu konuda herhalde... Siz ama coğrafya bilimiyle akademik olarak ilgilenmiyorsunuz. Siz öğretmensiniz ama, değil mi? Hayır, tabii öğretmenlik yapıyorum. Akademik olarak Coğrafya TV diye kurduğum bir yayında, malum Enver Bey siz hakimsinizdir, KPSS diye bir sınav var. Orada da ÖABT diye bir test var. Çok ağır, 75 soru. Bu 75 sorunun içeriğini, tamamını yaklaşık 500 arkadaşıma ben anlatıyorum. 500 üniversite mezununa, Marmara Üniversitesi ve Türkiye'nin herhangi bir yerinden mezun olmuş arkadaşlara bunu ben anlatıyorum. Son yıllarda da sınav giderek zorlaştı. Zaten atama da yapmıyorlar. Bu konuda da muzdaribiz. Ama devlet okulunda çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Peki siz bir anda 50 bin lira para gönderecek kadar gelire sahip misiniz? Çok daha fazla gelire sahiptim. Bitcoin'de batırdım. Bitcoin'de batırdım. Çünkü ben 20 yılda dershanecilik yaptım. Sabah akşam çalıştım. Hafta sonları bile çalıştım. Popüler bir öğretmenimdir yani, söylemesi ayıp. Fethullahçılarla hiç bağınız oldu mu? Hayatımda olmaz. Asla, mücadele ettim. 8 Nisan Silivri çıkarmasında, Silivri'de cezaevinin önünde İlker Paşa için, ona hakkımı helal ediyorum. Nedim Şener'e etmiyorum. Çünkü o kapıda ben çok dayak yedim Fethullahçılardan. Türkiye'de FETÖ kelimesini de ilk kullananlardan biriyim. Üniversite hayatımda da yurtta da baskı gördüm. 2011'de ÖYP ile yerleştiğim Çanakkale Üniversitesi'nden de sırf bu Ergenekon, Balyoz, Ay Işığı davalarında komutanların tarafında olduğum için o sisteme de dahil edilmedim. Peki Lütfi Savaş'ı tanıyor musunuz? Hiç hayatımda görmedim fiziki olarak. Ama şu anda onu destekliyorum kazanması için. Peki Mehmet Güzel'i tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Mehmet Güzel'le ilişkiniz ne oranda? Ben tehdit edildiğimde kuzenime ulaştım. O kuzenim değil, başka bir kuzenime, Hatay'dan. Bir dakika, sizi tehdit eden kim? Gökhan. Gökhan nasıl tehdit etti? Nasıl tehdit etti sizi? En yukarıya adını verdim. Bir numaranın senden haberi var. Derini yüzdürecek. Bir numara kim? Bir numara Erdoğan. Erdoğan'a bunu nerede söylüyor size? Telefonda kaydı var. Çünkü 30 dakika tehdit edince son 4 dakikasının kaydını aldım. O kaydı bana gönderir misiniz? Elbette gönderirim. Seve seve. Hukuki bir sorun olmaz değil mi Enver Bey? Hayır, bende durursa olmaz. Tamam. Ben size güveniyorum. Hemşeriyiz. Hayır, zaten benim o kaydı yayınlamam halinde zaten ben suç işlemiş olurum. Ama ben... Enver Bey, bu Sözcü TV'de dün bir kayıt yayınlandı, benle Gökhan arasındaki konuşma.
Peki o nasıl yayınlanıyor? Sözcü TV o zaman suç mu işledi? Gökhan eğer suç duyurusunda bulunursa bence özel hayatın gizliliği bağlamında Gökhan diyor ki ben bunun yayınlanmasına izin verdim. İsterseniz siz dava açın Sözcü TV'ye. Siz dava açarsanız hak sahibi olursunuz. Ben açacağım çünkü orada sanki kaydı ben yapmışım. O binanın önüne ben kafama göre gitmişim. Burada en mağdur olan benim. Talep o bina nerede? Turgay Bey o bina nerede? İskenderun Arsuz'da bir villa. Villa kimin villası? Kimin villası? Kimin olduğunu bilmiyorum ama Mihal Bey orada görüşeceğim. Sen gelme yukarı. Çünkü seni tanımazlar, çekinirler önünde konuşan. Ben sana oradaymış gibi söylediklerimi karşıya söyleyeceksin ki diyalog. Çünkü Gökhan bana güveniyor. Ona güvenmiyor fazla. Parayı alır gider işte bir tuzak olabilir falan. Mihal de benim görüşeceğim adamlar sana güvenmez. O yüzden böyle. Ya hakikaten ben de safım. Orada oturdum. Peki bekledim arabanı. Siz Mihal Bey'e güveniyor musunuz? Yani ben parayı alıp Gökhan'a vereceğinden korkuyordum. Şöyle düşünüyordum. Hani bu parayı alır. Kesin o anda kaçar maçar. O yüzden onun peşini hiç bırakmıyordum. Hatta Gökhan'a bu kaygımı abi bunu yapıyoruz ama bak sıkıntılı bir iş. Başımıza iş olacak. Peki Turgay Bey adam parayı alsa 5 milyon lira mı 5 milyon dolar mı neyse silahı çıkartıp sizin orada kafanıza sıkıp gitse korkmuyor musunuz? Yani hatta o villada şöyle bir şey yaşandı Enver Bey. Ben arabanın içindeydim. Tesadüf o saatte geç saat olmasına rağmen bir jip yanaştı. Ben çok korktum orada. Jipten bir Allah'tan bir beyefendiyle bir hanımefendi indi. Bu Mihal Bey'i tanıyan insanlardı. Orada Mihal Bey de indi. Onlarla selamlaştı. Ben arabadan pek çıkmadım. 15-20 dakika konuştular. Bu Mihal Bey nerede yaşıyor? Ankara'da ama sanırım bazen Almanya'da. Çünkü Almanya'da galerisi olduğunu, Lamborghini sattığını, işte Ferrari falan sattığını söyledi. Benim paraya ihtiyacım yok. Siz talep ettiniz. Ben bu parayı Gökhan'a vereceğim. İşimi bitirip gideceğim. Ben neden yapıyor bunu? Yani ben talep ettim. Benim bağlantılarım çok. Gökhan kardeşimiz dedi. Hallederiz. Aman şimdi siz tanımıyorsunuz. Siz beni arıyorsunuz. Biz de uzaktan akrabayız mesela. Siz bana diyorsunuz ki ben Gökhan Zan'ın danışmanıyım, para istiyor. Ben de diyorum ki Gökhan bizim kardeşiz, gidelim bir 5 milyon dolar alalım gelelim. Bu üstelik de mafyatik bir ilişki, normal mi bu? Ali bir daha çıkıp girmesini söyler misin? Dondu. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Turgay Bey öğretmenmiş. Turgay Bey ben mağdurum diyor. Turgay Bey Gökhan'la defalarca bir araya geldik diyor. Mihal Bey'i hayatımda iki kere gördüm diyor. Mihal Bey diye bir adam çıkıyor ve bu Mihal Bey 5 milyon doları alıp durup dururken şeye verecek. Ne denir ona? Gökhan'a verecek. Ama bu sırada 50 bin lira verirsen kaydı silerim diyor. Adam Lamborghini satıyor bir taraftan. Kayıt var. Lamborghini satıp anlaşılan o ki milyon dolarlık işleri olan bir adam 50 bin liraya tevessül ediyor. Ondan sonra Mehmet Güzel var. Şimdi onu soracağız bağlandığında. Mehmet Güzel'in bu işte rolü ne? Onu da anlayacağız. Şeyi de ses kaydını da bana gönderecek. Ben tabii ses kaydını elimde tutmayacağım, sileceğim. Çünkü ben bunu gazetecilik ahlakı gereği görüyorum. Ama size yemin ederim kafam karıştı. Sizden bir şey anlayan varsa anlatsın. Bu arada anketi bir görelim. Ali ankette durum ne yapıyorsak tabii. Telefonu kapandı. Bu da enteresan. Biraz bekleyelim. O zaman anket var mı? Servet var mı? Telefon kapandı. Arkadaşlar canlı yayında nelere tanık oluyoruz? Hep beraber Turgay Bey'i suçlayacak değilim, çekmiyor olabilir ama şarjı bitmiş olabilir ama bunlar bugün hepsi açığa çıkar. Servet'e ulaşmaya çalışalım. Gelemiyor. Peki yarın gelir mi diye sorarız o zaman.
Sen Ali Mahir'i bir arasana bir daha. Ben de Özgür Özel'e bunu soracağım. Bugün yazılı olarak soracağım. Çünkü Sadrazam Özgür bize cevap vermiyor. Neyse, ankette durum ne? Ankette durum ne? Bekliyoruz bu arada Turgay Bey'i birkaç kez arıyor. Ali Mahir'i 3 kez aradım, açmadı. Yazalım, Ali Mahir 3 kez arandı. Servet cenazeye yetişiyor, çıkamıyor. Turgay Bey'in de telefonu şu anda kapalı mı? Bir daha deneyelim. Olabilir, bölgede çekmiyor olabilir. Arkadaşlar, tekrar ediyorum. Mihail Bey, ne? Mihail Bey şeyin akrabası, Turgay Bey'in akrabası. Turgay Bey Turgay Bey'in iddiası Gökhan Zan şeyden, sosyal medyadan ulaşıyor. Neydi anketteki soru? Yani anket şey, Gökhan haklı %48, haksız %52 mi? Onu öyle yazsana. Gökhan Zan'a inandınız mı? Hayır, %52 aslında kafa kafaya gibi geliyor. Şimdi oylamayı bir daha yapabilirsiniz bu arada Turgay Bey'den sonra. Onu da şey yapalım. Burada şöyle bir öğrendiklerimizi alt alta koyalım. 3 dakika daha bekleyip yayını kapatacağız, ulaşılabilir mi diye. Bir, Turgay Bey ile Mihail Bey babaları, amca çocukları, uzaktan akrabalar. Gökhan para istiyor Turgay Bey'in söylediğine göre. Turgay Bey de İstanbul'da öğretmen. Gökhan Bey'in yüzü suyu hürmetine şey yapıyor, yardım ediyor. Ondan sonra aranıyor. Mihail Bey bulunuyor. Mihail Bey Lamborghini bilmem ne satan adam geliyor. Ses kaydı yapılıyor. Ses kaydı yapılırken Gökhan'a haber verilmiyor. Bu sırada hiç anlamadığım garip bir şey daha oluyor. Onu hakikaten anlamadım. O da şu: adam 50 bin liraya silerim diyor. Sonra vazgeçiyor. Şimdi hakikaten çok ilginç bir tablo oldu. Ve telefon açılmıyor şu anda. Arkadaşlar, ben bu tabloda kararı size bırakacağım. Ben yayını hep takipteydim Enver Bey. Ben Ali bu işlere girmeden sizi izler takip ederdim. 2016'da sanırım Adana Kitap Fuarı'na fotoğrafımız var. Tamam Selda Hanım, ben siz gittiniz diye çok üzüldüm. Çünkü Ali benim sonuçta kardeşim. İyi de yapsa, kötü de yapsa, iyi günde, kötü günde Ali benim kardeşim. Abi kardeş arasında da bir kopuş olmaz. Zaten burada da hiç olmadı, onu da söyleyeyim. Onun da altını çizelim. Nelerin içinde kaldığımızı da anlamış değilim. Ama çok tuhaf bir tabloyla karşı karşıyayız. Herhalde Fırat bitirin diyor. Karar sizin. Karar sizin. Şimdi 2-3 şey söyleyeceğim. Bir, lütfen beğenilerimizi yapalım. Bu çok önemli. Lütfen bizi izleyenler, kanalımızın daha güçlenmesi için abone olmaya lütfen devam edin. İlk defa izleyenler bize katılsın. Bu işin peşini bırakmayacağız, konuşacağız. İki bu. Üç, sizden bu konudaki kanaatlerinizi bildirmek için görüşlerinizi yazmayı istiyorum. Yazmanızı istiyorum. Ali, şu anda Mihail diyorum. Turgay Bey'i tekrar ve bir de Ali, bu arada Mehmet Güzel'e ulaşabildik mi ya? O da enteresan. Mehmet Güzel'e ulaşabildik mi? Onun da altını çizmek isterim. Mehmet Güzel'e ulaşabildik mi? Ama galiba bu acayip bir yayın oldu. Ben açıkçası yayına girdiğimden daha fazla Gökhan'a iknaayım. Yayında Gökhan'ın böyle bir şey yaptığını, yapmadığını temenni ediyordum. Şimdi temenninin ötesindeyim. Çünkü tamamen acayip bir şey oldu yani. Tabloyu gördünüz. Ali, istersen telefonlar açılmıyorsa bitirelim. Kaldığımız yerden yarın devam ederiz. Biz sonuçta bakkal değiliz. Onların işi gıda ürünleri ya da bakkaliye malzemesini satmak. Bizim işimiz de gazeteci olarak fikri takip yapmak. Açılmıyor derken Ali, çalıyor mu Turgay Bey'in telefonu? Çalıp da mı açılmıyor? Açılmıyor. Şarj olmadığı için mi açılmıyor? Onu öğrenelim. Onu öğrenelim. Ali, bir söylersen. Bu arada Mihail Bey eğer bizi izliyorsa yani ulaşılamıyor. Hiç ulaşılamıyor. Yani telefon olarak da ulaşılamıyor anladığım kadarıyla Ali. Yani Telsim, Turkcell neyse, onlarla da Telsim yok da Vodafone falan. Yani normal telefon açtığımızda ulaşılamıyor. Anladım. Çok ilginç. İnşallah canına bir şey olmamıştır. Bunun da altını çiziyorum.
Benden buraya kadar bu kadarını bilebildik. Fonsuz, patronsuz, korkusuz. Lütfen ilk defa bizi izleyenler ayrılmayın. Bir şey yapacağız, onu görmenizi istiyoruz. Ali, Türkiye'nin tek hesap veren kanalı, maddi kaynağını sadece izleyicisinden alan kanal. Lütfen izleyin. Önce bir Ali Koç'un 30 saniyelik bir videosu var. O sırada Ali, fonsuz, patronsuz ve korkusuz yayın itibariyle bize bugün finansman desteği verenleri halkımıza hesap vererek tek tek burada göstereceğiz. Lütfen herkes tanıklık etsin. Ali Koç'un videosunu ver. Orada önemli bilgiler vereceğim. O sırada hem de Turgay Bey'i de ararız. Bu sırada da hesabımızı vermiş olalım. Önce Ali Bey'in videosu, aynı zamanda da hesap. İşte hesap zamanı, işte radikal tahammülsüz ekonomik hesabını da veriyor ve Ali Koç. Gerekiyorsa da bir atlıya ineceğiz. Gerekiyorsa da. Bu kararı aldığın zaman zaten bir atlıya düşme söz konusu. Çünkü biz belki her gün ölmekten sonra bir gün öleceğiz. Ama geleceğimizi kurtarmak zorundayız. Bir sene biz oynarız, çıkarız. Ama herkes aklını başına alır artık. Yeter. Gerçek anlamda yeter. O yeterlerden değil bizim söylediğimiz. O yüzden... Şimdi hesabı da verebiliriz. Değerli dostlar, dün söyledim, söylediğim şeyin arkasındayım. Bu iş, çok önceden söylemiştim, Koç ailesinin Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini. Ekrem İmamoğlu'nun da tek zaafının Trabzonspor yöneticiliği sırasında Fethullahçı kanalda Fenerbahçe'nin şike yaptığı söylemlerinin piyasada dolaştığı ve bunun günü gelince servis edileceğini düşünmüştüm. Dün birkaç yerde bu tweetleri görmeye başladım. Atatürkçü işte şeylerle, fotoğraflarla servis ediliyor. Bu saatten sonra Trabzonlu'ya hayatta oy vermem diyenler, bunun artacağını ve bu hamlenin siyasi bir hamle olduğunu ve örgütlü olduğunu düşünüyorum. Bunun bir terör eylemi olduğunu düşünüyorum. Sebebi de bazı Trabzonlu arkadaşlar futbol içinde zannetmişler. Hayır, bu organize bir suç örgütü örneği. Birkaç şey söylemek istiyorum size. Bir, maçta su atılıyor. Atılan sular hiçbir derbide, hiçbir Avrupa maçında su kapalı satılmıyor artık. Kapağı açık satılıyor. Dikkatinizi çekerim. Dolayısıyla suya atsanız bile su dökülür. Oradaki su açık değil, kapalı. Zarar verebilecek şekilde. Patlayıcı madde sokmak suç, patlayıcı maddeler oluyor. Yüzü kapalı isimler var. Mümkün değil oraya yüzü kapalı girmek. Maddeler var, yanıcı maddelerin dışında silah var. Yani neredeyse adamı hançerleyecek şekilde örgütlü bir eylem yapılmış. Bir kere bunun altını çizmek istiyorum. Peki bu eylemin nereye gideceği, bu örgüt ne yapmaya çalışıyor? Bu örgüt Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında büyük bir gerilim oluşturmak istiyor. Peki bu gerilimin sonucu ne? Koç ailesi kimi destekliyor? Ekrem İmamoğlu. Fenerbahçe başkanı kim? Ali Koç. Peki Ekrem İmamoğlu kimin eski yöneticisi ve kime Fethullahçı demiş? Şikeci demiş Fenerbahçe'ye. Nerede söylemiş? Fethullahçı kanalda. Peki ikisi de bunları yan yana koyduğumuz zaman ne olur? Bunu en sonda şey yapacağım. Sarı mikrofona bakacağız. Bunları yan yana koyduğumuz zaman ne olur? Bunları yan yana koyduğumuz zaman Ali Koç dedi ki ben istifa edeceğim zaten. Bir şey verildi. Ben buradayken şampiyon yapılmaz Fenerbahçe dedi. Onu da söyledi. Ve ben geçen hafta ne dedim burada? Allah muhafaza dedim. Pazar günü olacaklardan korkuyorum dedim. Hiçbir istihbaratım yoktu. Ama bunu görüyorum. Çünkü benim elimde de Ekrem Bey'in bordo mavi tuttuğu takım formalı fotoğrafları var. İnternette girdiğinizde görürsünüz. Fethullahçı televizyon kanalında spor yorumculuğu var. Orada da görürsünüz ve de yönetici. Şimdi Fenerbahçe kulübüyle arasını bulmak için Uğur Dündar çok uğraştı. Çünkü o da destekliyor Ekrem Bey'i. Ve İstanbul'u kazanacak olan Ekrem Bey bu meselede, tekrar ediyorum, burada Fenerbahçe'yi karşısına aldığı zaman bu kadar büyük bir camiayı, söz konusu futbol olunca millet aklını kaçırır doğal olarak. Ben de o gün çok sinirlendim Fenerbahçeli olarak bu saldırı spor sahalarında. Dolayısıyla bu plan tıkır tıkır işlemeye başlıyor. Yarın size bununla ilgili tweetleri de göstereceğim. Dün tweetler atılmaya başlandı Ekrem Bey aleyhinde. Bunun da altını çizelim. Çok ilginç bir dönem. İstanbul'da kim bilir daha neler olacak. Yarın size İstanbul'daki seçimlerin sonuçlarını
ilk sonuçlarını vereceğiz. Bu tüm Türkiye'deki ilk sonuçlar verilecek. Çok önemli bir konuğum olacak ve tek tek burada sonuçları sizle paylaşacağız. Bunun da altını çizeyim. Bu da az buz değil. Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Bana göre Fenerbahçe bu kirli oyunu bozmak istiyorsa ligden çekilmeli ya da buradaki siyasetçileri korkutup oyun dışında bırakmalı. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bakanlar Trabzon'a gidip fotoğraf verdiler Trabzonspor şampiyon olduğunda. O bakanlardan bir tanesi, fotoğraf veren bakanlardan bir tanesi Süleyman Soylu Fenerbahçe kongre üyesi. Nereye, niye oraya gidip de özellikle fotoğraf veriyor? Çünkü Trabzon çok kritik bir şehir. Ekrem Bey'in de arkasında olan müteahhitler, Anavatan Partililer, Mesut Yılmaz ekibi o zaman arkasındaydı. Aynı zamanda Trabzon çevresi AKP açısından da çok önemli. Çünkü Murat Kurum da bu işte çok kritik bir yerde. Eğer yanılmıyorsam o da Trabzonlu. Tabii bazıları işte ligden çekilme diye bir şey yok. Boş sözler, milyarlar dönüyor falan filan gibi meseleler yazıyorlar. Ligdeki milyarlardan çok daha büyük bir iktidar kavgası var. Dolayısıyla hala millet faul mü, 3-5-2 mi, 4-4-2 mi diyorsa anlatıyorum. Anlamıyor bazıları. Onun da altını çizeyim. Sarı Mikrofon Antakya'da yayın yapan, Antakya halkının yayını yapan bağımsız bir alan galiba. Onu da bir görelim. Yarın tamam Sarı Mikrofon da gelsin. Onu da konuşturalım. Yarın ben Erkan'ı da arayacağım. Bugün açıkçası orada çok rahatsız oldum. Onu da ben bir Antakya ekibi olarak muhalif yayınlarımızdan dolayı bizi de siyasetçilerin tetikçileri tehdit etti. Görüntüleri ve ses kaydı var. Öldürülmekle tehdit edildik. Tehdit edilen bir tek Gökhan Zan değil demiş Sarı Mikrofon. Sarı Mikrofon her kimse ben Enver Bey ses ve görüntü kayıtlarını önceden gönderirim demiş. Tamam. Yarın Sarı Mikrofon yalnız yarına kadar hiçbir yerde bir yayın yapmayın. Bekleyin. Öteki bilgilerle şey yapacağım. Ses ve görüntü kayıtlarını hangi siyasetçilerse bize verin. Buraya yazar mısınız? Hangi siyasi partiler, hangi siyasi partilerin ses ve görüntü kayıtları var? Onları da görelim. Yarın da onları da yayınlarız. İş acayip bir hale geldi arkadaşlar. Ben size niyetim Gökhan'la röportaj yapmak değil demiştim. Üzülüyordum Antakya adına. Fakat iş ne hale geldi? Ama şunu da altını çizmek istiyorum. Neden radikal tahammülsüz ekranı kurduğumu, kimsenin Beyhan'ın dediği gibi bu işi yapamayacağını da acayip bir hale geldi. Herkesi arayacağız. CHP tehdit etti Sarı Mikrofon. Hatay özelinde. Yani CHP mi, Lütfi Savaş mı? Onu da bir anlayalım. Çünkü CHP eşittir Lütfi Savaş olmayabilir. Çünkü CHP içerisinde Servet Mullaoğlu gibi Lütfi Savaş'tan kurtulmak isteyenler var. Onların da altını çizelim. Ali galiba yarın bu gazetecilik işinde yine sen de olmak zorunda olacaksın. Çünkü Görkem bu yayını yapmadı. Dolayısıyla bu işi takip etmedi. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Nasıl bu işin içinden çıkacağız. Son bir kez Turgay Bey'i ara. Hak yemeyelim ve yayını bitirelim. Ali Allah'ın seversen ya. Tamam. O zaman Görkem'e seyrettir bu akşam. Tamam mı? Ali de şey iki gün çalış deyince bize fırça atıyor. İyi mi? Turgay Bey son bir kez daha arasana. Konuşuyorum ben Turgay Bey'le ama cevap geç geliyor diyor. Olsun bağlanmak istiyorsa bağlansın. Elektrikler kesilmiş. Şu anda konuşuyor musun Turgay Bey'le? Bağlanabilecek durumda mı arkadaşlar? Sordum yazmadı cevap. Peki biz o zaman şöyle yapacağız. Artık insanlarımızı bekletecek halimiz yok. Yarın eğer Turgay Bey bana söz ettiği 4 dakikalık ses kaydını gönderirse yarın yayına alırız. Çünkü sözünü tutmuş olur. Gökhan anında gönderdi. Bu bir. Sarı Mikrofon'la perde arkasını öğreneceğiz. Ben Lütfi Savaş'ı da arayacağım. Anlayalım bakalım. Adama herkes laf söylüyor ama öyle mi değil mi bir de onu öğrenelim. Servet'i de arayacağım. Ona da bakacağız. Bakalım ne oluyor? Hep beraber göreceğiz. 2 saat 21 dakikalık bir rekor yayın yaptık. 2,5 saatlik bir yayın yaptık. Radikal Tahammülsüz'ü izleyen dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum ısrarla ve inatla. Türkiye'nin tek bağımsız kanalı Radikal Tahammülsüz'dür. Sebebi de şudur. Kimseden destek almamaktadır.
ve soru sorma özgürlüğünü bu hale getirmiştir. Tek sadece konuşma değil, konuşarak özgürlüğünü sağlayan Ünsal Ünlü gibi arkadaşlarımız var, yorumcular var ama biz bir de üzerine soru sormayı kattık. O yüzden söylüyorum, kimseye de hesap veremeyecek durumumuz yok. Acayip bir yayın oldu. Şimdi Tuncay Öz de beni arar. Yarın radikal tahammülsüze uygun bir yayın yapacağız. Bu akşam Baba Sahne'de saat 20.30'da An Vokal ve ben bu işlerin dışında acayip bir gösteri yapacağız. Türkiye'nin bütün şarkıları Arapça, Ermenice, Kürtçe ve elbette güzel Türkçe. Bütün dillerimiz güzel. Dilden dile, hikayeden hikayeye geçeceğiz. Biraz stres atacağız. Perşembe günü Yunus Emre'deyiz, Ataköy'deyiz. Cuma günü CKM'deyiz. Radikal Tahammülsüz'ün yeni hali sahnede olacak. Daha önce görmeyenler, yeniden görmek isteyenler orada olsun. Devam. Bu arada yeni kitabım çıktı. Tanıtamadık. Onu da yarın tanıtırız. Bana bile daha gelmedi. Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Fırat'a çok teşekkür ediyorum. Ama en çok da Radikal Tahammülsüz dostlarına teşekkür ediyorum. Ali, gönder belleği.